Sevgili misafirler, ekranlara başındaki değerli izleyenler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketlere hepiniz hoş geldiniz. Müthiş bir coşku var salonda ya. Hoş geldiniz dedim. Şuradan bir yapsanıza bir daha onu. Hoş bulduk. İşte bu ya, bravo. Hoş geldiniz, harika. Salon enerjisi bizim için çok önemli gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Efendim geçen sene başladığımızda burada gösterilere biraz stoğumuz vardı. Yani elimizde bazı skeçlerimiz vardı. Biz bir 10 bölüm falan götürürüz diye düşünüyorduk. Öyle başladık. 4. bölümde hepsi bitti. O güvendiğimiz skeçlerin hepsine kar yağdı. Dedik ki herhalde bir 4 bölüm daha yapamayız derken bugün 34. bölümü çekiyoruz. İlginize, alakanıza çok teşekkür ederiz efendim. Hazır mıyız? Balkon hazır mı? Herkes oturdu mu? Süper, harika. Ustamızı sahneye davet ediyorum. Hanımlar, beyler, karşınızda Yılmaz Erdoğan. İlgi, alaka aynı şey. Sonra görüşürüz. Sağ olun hocam. 4 bölümü varmış da... Uyduruyor ya, ben öyle bir şeye izin verir miyim ya? 25 bölüm stoğumuz var bizim. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Ayrıca abim burada, bilmem dikkatinizi çekti mi? Mustafa Erdoğan burada efendim. Yeğenlerim burada. Heyecanlıyım. Hoş gelmişsiniz. Bir haftada yoğun bir çalışmayla kardeşler hazırladılar. Siz de hazırsanız başlasın mı? Çok Güzel Hareketler başlıyor. Şimdi bir korku evi skeci izleyeceğiz. Beşiktaş Korku Merkezi geliyor. Cihan Talay ve Metin Pıhlıs yazdı. İyi seyirler. Abi emin misin bu korku merkezi işine ya? Burada kızla nasıl yakınlaşılır ki? Oğlum rahat olacaksın, tamam mı? Şimdi bak, korku merkezinde ne olur? Böyle loş ışık falan, anladın mı? Ne yapacaksın? Böyle korkacak kız falan böyle. Hemen böyle. Aa falan filan derken romantik anlar, anladın? Ya korkup bana sarılırsa? Ya oğlum zaten onun için gelmedik mi buraya ya? Abi elimi tutarsa fazla ileri gitmiyor muyuz Ayşegül derim ben yani. Mal mısın lan sen? Heyecanlı bir aşığım abi. Korkarsa kaçayım mı abi? Niye? Kaçan kovalanır taktiği. Allah Allah. Abi ya ben ondan daha çok korkarsam ne olacak? Sen erkek adam değil misin lan? Evet. Ha? Evet. Erkek adam korkar mı? Korkmaz. Erkek adam korkar mı? Korkar. Korkar erkek. Korkmaz oğlum. Ne korkacak? Manyak mısın ya? Abi sen de gelsene bana. Destek olursun ya. Yok oğlum. Romantik ortam. Ben şimdi bölmüyorum şimdi. Ne? Korkayım yok. Korkayım dedim. Nasılsınız? Ben geldim. Hoş geldin. Ay Safa abi inanmıyorum. Sen de bizle geliyorsun. Evet evet. O da bizle geliyor. Değil mi Safa abi? Ben gelmiyorum. Siz beraber takılın. Tamam mı? Benlik ortam değil yani. Anladın mı? Bizden geçti artık. Ne oldu Safa abi? Korkuyor musun? Korkuyor musun? Ben korktum. Sen. Ya kızım bir git Allah'ını seversen ya. Biz neler gördük. Neler? Bizim gördüğümüz adamların anasını mı? Niye korkuyorsun lan? Bilet kesiyorum lan ben burada. Bilet. Daha başlamadı. Millet burada korkuyor ya. Uçuk çıkaran var ya. Uçuk çıkarıyor millet. Oğlum tipe bak, herif gulyabaniye benziyor lan. O kim ya? O kim beni hep ona benzetiyor lan? He, tanıdık mı? Bir şey söyleyeyim mi? Daha burada böyle korkuyorsak ben içeri girdiğimizde bize neler yapacaklar kim bilir, Allah bilir. Evet, çok korkacak gibiyiz ya. Adamın tipe baksana ya. Böyle çirkin desen değil, yakışıklı desen değil. Bayağı korkunç ya. Ne? Kaç kişi? 3 kişi gulyabani bir ev. Yok yok, ben gelmeyeceğim. Yok, siz takılın. Abi gel ya. Zorluk çıkartma. Başladık. Hadi. Hadi tamam. Abi. Ama böyle çığlık atma falan yok. Yok ya. Yok. Artık dur lan. Dur. Allah'ım. Başladı işte. Allah'ım gerginlik ya, bayılıyorum. Oğlum bu ne lan? Oğlum ne oluyor lan? Allah'ım tipe bak, çok korkunç ya Rabbim. Korktuysan bana sarılabilirsin Deniz. Abi ne yapıyorsun? Bıraksana ya. Dur. Ya bir şey söyleyeceğim, benim kadastrofobim var. Kadastrofobi mi? Tapu dairesinden mi korkuyorsun ona ya? Oyun oynayacağım. Dışarıda yediniz, içtiniz. Gezdiniz, tozdunuz. Burada benim kurallarım geçerli. Oyun oynayacağım. Birader sen kimsin ya? Ben kıl testere. İnce görürüm, ince keserim. Metin! Ya Safa bıraksana. Metin! Bir dakika korkmayın ya. Maske abi bu. Maske ya. Bir sakin ol. Evet. Maske ya. Bak şimdi. Bak. Elleme. Kafasına geçirmiş herhalde. Kafam oldu mu benim? Gerçek misin abi sen? Gerçeğim. Oyun oynayacağım. Kaçın lan, kaçın. Bıraksana elimi ya. Ha, elim terlemişti. Ben onu şey yaptıydım ya. Metin ne oluyor ya? Ben ne bileyim ne oluyor? Ben anlamadım ki ya. Ne bileyim ne oldu anlamadım. Olmuş işte bir şey. Ne oluyor lan? Size bir sürprizimiz var. Bize mi? Emin miyiz onunla? O konuda... Size. Ay bir şey söyleyeyim, sürprizlere de bayılıyorum. Açalım hemen. Kutuyu açın. Heh. Açmayalım be, belki başka birine gelmiştir. Açın kutuyu. Tamam, ne çarptın ki? Abi o zaman ben açayım kutuyu ya. Abi oğlum açma vallahi, bak milletin eşyası karıştırmalı. Bize gelmemiş belli ki o. Başkasının kutusunu da şey yapmayalım şimdi, ne olur. Bir şey söyleyeceğim Safa abi, sen korkuyor musun? Ben korkmuyorum kızım, ne korkması ya? Hadi o zaman korkmuyorsan aç. Erkeksen aç bakalım. Hadi bakalım. Aa, Safa abi ya, erkeksen dediysen kesin açar değil mi abi? Göreceğiz. Açarım ben. Ben açarım. Erkek, bir sorsana erkek kim erkek? Sensin abi, erkek adamsın. Erkek adamım ben lan. Açıyorum. Aç abi. Bismillah. Bebek lan bu. Bebek oğlum bu. Birinin bebeği lan bu. Bir şey olmaz. Biri... Kim al? Alsın bebeğin sahibi, kimse gelsin. Ne bebeği lan? Ne bebeği lan? Allah'ını seversen. Gel lan buraya ayıtık. Oh. Allah benim adım Çakal Çaki lan! Ne bebesi lan? Vallahi keserim hepsini. Sen çocuğum lan, ben elindeki döner bıçağım lan benim. Abi tamam sakin. Abi çok özür dileriz. Çakal abi. Sana bunu yapanım ben. Abi çok affedersin. Çok pardon. Abi iyi misin? İyiyim şu an iyiyim. İyiyim şu an. Bir dakika sen ağlayın. Ay sen bak ya, mahallede bize kök söktürelim şu an. Gözünden yaş gelecek, utanmasan. Korkuyor musun? Korkudan ağlıyor musun sen? Ağlıyorum be! Yeter artık! Dedim ben size gelmek istemiyorum dedim. Yeter artık ya! Korkuyor musun abi? Abi aşağı, abi yukarı. Ne abisi be? Ne abisi? Yeter be! Bu Metin seni buraya niye çağırdı biliyor musun? Bilmiyorum. Güya sen korkacak mısın? mısın, ona sarılacak mısın falan filan. Öyle değil. Ne diyor Metin? Bu korku sana yeter. Ya vallahi kötü emellerim yoktu. Abi niye öyle diyorsun ya? Allah seni var ya kahretsin Metin. Senin adamlığına, senin insanlığına püh. Püh sana ya. Vallahi. Abi bari sen yapmasaydın ya. Sus, konuşuyor hala. Kız üzmüşsün burada. Üzülsün be. Üzül. Ayıp ama ya. Ayıp bağırılır mı öyle bir kadına? Tamam yeter, gerçekten yeter, tamam ya. Üzmüşsünüz kadına belli ama. Ya şey diyeceğim hanımefendi, hazır elinde döner bıçağı var. Şu aşağıda bir dönerci var, 1,5 liraya yarım ekmek yapıyor. Kendi ellerimle size bir döner hazırlasam. Olur. Ya Allah. Bir şey söyleyeceğim. Acaba siz oraya nasıl ulaşacaksınız tam olarak? Efendim benim yetişemediğim yer yok. Siz bana işareti gösterin, bak neler oluyor. Tamam. Bir şey soracağım. Şimdi... Oh! Hadi gidelim. Buyurun, buyurun. Oho. Ben fikrimi değiştirsem o tokattan sonra... Ben sana vurmam, ben seni yerim, görürüm. Valla. Gittim o bebek gitti. Sen de bana var ya, bebeğine ne var ya bebeğine var. Çekicim, bebe demedi sana, gel. Yeter! Sana dedim girmek istemiyorum diye ya. Abi kendine gel. Kendine gel, gözünü seveyim abi, kendine gel ya. Gitti değil mi? Gitti, gitti. Niye böyle yaptın abi? Kıza niye öyle dedin ya? Daha iyisini bulacağım ben sana. Vallahi mı? Bitti değil mi şu an? Bitti. Ha. Ben sana daha iyisini bulacağım aslında. Tamam mı? Tamam abi. Şimdi sen bana şu sorunun cevabını ver. Sen benim kardeşim misin? Kardeşiyim abi. Aslansın lan sen. Aslan! Aslan sen! Kardeşimsin, bundan sonra bir sıkıntın olursa... Maskeyi takıyorlar, sanacaklar ki korkuyoruz. Evet. Yani. Ne kadar amatör. Evet. Ne kadar amatör. Böyle burada... Azıcık canım! Çalın, biriniz çalın işte. Evet, alkışlıyoruz, bravo. Yarım, yarım. Cihan, evet diyorum. Cihan'la tanıştığımızdan beri diyorum lan birine benziyor, birine benziyor. Gulyabani bir şey ola. nefis bir finaldi. Dedim bunu nereye bağlayacaklar acaba? Çok iyiydi. Bence bu sahnede Safa açısından söyleyeyim. Bu sahnede şimdiye kadar en iyi korkan adam Ersin Korkut'tur. Ondan sonra Safa Sarı'yı ilan ediyorum. Bana da gerçekten çok mesaj giriyordu. Hocam Evliya testeredeki adama benziyor, öyle bir skeç diye. Ben de hadi oradan terbiyesizler diyordum. Meğer haklılarmış çocuk, 10 numara. Hoş geldin doktor. Chucky'ye artık bir şey diyemiyorum. Chucky'nin yerli versiyonu, döner bıçakla. Çok güzel şakaydı. En güzel şaka hangisiydi? Gulyabani. Döner kesme. Bir kere görsel olarak makyaj, kostüm, dekor ekibine bir güzel alkış istiyorum. Harika yani. Çok iyi. Çok iyi. Işık da öyleydi. Bravo İlhan. Ve Mustafa, bütün ekip. Tokat güzeldi. Ha, Ayşegül'ün tokadı yine. Bu sefer Metin'e nasipmiş. Evet, çok güzeldi. Zili çaldırdınız. Aferin çocuklar. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor. Issız Odam gelecek. Altyapının skeci Ozan ve Cansu yazdı. Bir iyilik yaparsın, iyiliği yapmaya devam edersin. Yaparsın, iyiliğin konuşulmaz. Ufak bir hatan olur, yanlış anlaşılırsın. Buna benzeyen bir durum var. Issız Odam geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. gülümser ablam. Ne oluyor ya? Odalarından birini kiraya veriyormuşsun. Aman ne var canım bunda? Ya hırsızsa altın günümüze musallat olursa? Ya dolandırıcıysa aidatları toplayıp kaçarsa? Ya ajansa buradaki bilgileri dışarı sızdırırsa? Sen ne olsun istiyorsun? Benim oğlum polis. Ona iş çıksın istiyorum kızım. Oğlu polis. Senle. Onu. Ama bak gülümser ablam, benim gönlüm oğlunda değil. Yoksa başkası mı var? Yani... Selam! Sen nereden çıktın be? Sıcak evimize geldim. Ne diyorsun? Amanen! Vah benim talihsiz oğlum. Ben anlayacağımı anladım. Puh! Kim bu Yıldız Tilbe? Senin ne işin var burada Ufuk? Ne var ya? Kanki, Begüm evden kovdu. Ben de kalacak bir yer arıyordum. Dedim ki senin dedim, ilan yapmış dedim. Gideyim de dedim, onda kalayım dedim. Sen nasıl yüzsüz bir adamsın ya? Ne var ya? Begüm'le ayrıldık diye sen dedim ayrıldık be. Evet, çünkü Begüm benim en yakın arkadaşım. Defne, bana bir oda ver. Bir evim olsun. Benim sana verecek odam yok Ufuk. Yazıklar olsun. Arkadaş değil miyiz be? He? Arkadaş değil miyiz? Sen parasız kaldığında kuponumu ortak etmedin mi? O kuponu ilk maçtan yattı. Sen evsiz kaldığında en kral otele yerleştirmedin mi? O otel fuhuştan basıldı. Sen aldatıldığında Aksaray'a pavyona götürmedin mi kanki? Lan sen beni kötü yola düşürmüşsün ya. Olabilir. Sonuçta kankiyiz ve hepsinde yanında ben vardım. Tamam, doğru dostumsun ama ben bunu yapamam. Benim Begüm mahveder. Sen geceleri aradığında, beni dövdüler abi dediğinde... Yürü git. Sağ ol. Bana bak, kiramı gram geciktirmeyeceğim. Geciktirirsen beni kov evden. At gitsin beni be. Begüm. Begüm. Gel. Spordan çıktım, eve gidemedim. Evde duvarlar üstüme geliyor Defne. Yani benim de duvarların öyle çok bir albenisi yok. Dışarı çıkalım, hava çok güzel. Hadi. Hayır. Dışarı çıkar şimdi Ufuk'u görürüm, sinirlerim zıplar, istemiyorum. Koskoca İstanbul'da Ufuk'u nereden göreceğim be? Üf Defne, sanki her yerde onu görüyorum. Bak, kokusu burnuma geldi. Pide mi canım bu? Sen de abartma. Fake hesaptan stokladım. Yeni ev, yeni hayat, yeni ev falan böyle şeyler yazmış. Aman bırak be, bizden uzak olsun da Begüm. Böyle sokak aynı senin sokağa benziyordu. Sokak sokağa benzer yani. Apartman da seninki gibiydi. Apartman apartmana benzer yani. Canım, bebe şampuanı var mı? Benim cildim hassas biliyorsun. Bu da benim Ufuk gibi. İnsan insana benzer yani. Senin burada ne işin var? Yüzsüz, beni kovdun evden. Sen şu halde bana bunu sormaya utanmıyor musun Ufuk? Ne varmış halim? Ay! Bak, ilk önce bana da çok garip geldi ama sonuçta Ufuk'tan daha iyisini mi bulacaktım? Doğru söylüyor. Ne var canım? Parasıyla değil mi? İstediğim kadar git gel yaparım. Sana ne? Bravo. Bravo size. Ne güzel oynamışsınız. En yakın arkadaş rolünü ne güzel oynamışsınız. Oynadım. Haluk Bilginer sizin hakkınızı yemiş. Emeği size vermelilerdi. Emeği oyuncu sizsiniz. Emeği sizsiniz be. Şakaları yapıyorsun. Sen beni evden kovmadın mı? Sen beni kovmadın. Üstüme gelme. Begüm, şu an bütün olaylar gerçeklik. Dökülecek her şey. Gülümser ablacığım, Ufuk buraya yeni taşınmadı mı? Evet. Ben ona bir odamı vermedim mi? Evet. Biz sevgili miyiz? Evet. Bak, duydun mu? Ne diyorsun sen? Öyle. Ne demek öyle be? Manyak kadın, yaşlı. Geldim buraya, ortalığı karıştırdın. Ne sevgilisi? Ben buna bakar mıyım? Tipim mi bu benim? Sen hadi be! Hadi sen sus be! Sen! Bu kızın peşini bırak. Ben bunu oğluma alacağım. Alırsana, ben bunu ne yapayım be? Kız konuşma! Sen konuşma be! Konuşma be! Allah be, açarım üstüne! Ne yapıyorsun? Değil misin? Yürü! Sen git be! Sen görüşürüz. Benim şu an. Görüşürüz. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Sen anlayışsızsın bir kere. Ben mi anlayışsızım? Anlayışsızsın. Ne varmış en yakın arkadaşının evinde bornozla yakaladıysan bizi? Ben seni gebertirim. Bak, ben seni gebertirim. Ne gebertirsin be? Ne geber? Yeter artık. Burama kadar geldi. Al vur lan. Al vur beni. Al vur beni. Sen bunun içine ne koydun manyak? Dumble. Spor salonundan dumbbell çalmış. Çaldığı dumbbell'ı benim kafama çalmış. Ne güzel. Ben çok şu an şey... Kaptan, orta kapı! Görmüyor musun? Adam gidiyor! Kızım, madem dumbbell vardı niye attın adama? Bir anda açınca heyecanlandım. Ne yapayım? Ayılmıyor. Dur ben bakayım, dur. Ayılmıyor. Ölmemiş. Bir şey yok. Ama yaşamıyor o da. Tamam, hepsi sizin yalanlarınız yüzünden oldu. Kızım, yalan falan yok. Ben sevgili değilim bununla. O da ilanımı görmüş. Geldi, yerleşti. sözleşmeye benden habersiz. Tamam, neden baştan anlatmadın? Müge Anlı'ya saklamak istedim. Tamam, şöyle yapalım. Ben ambulansı arayayım. Hemen ambulans olmaz, apartman ayağa kalkar, hastaneye götürür. Yürü, tamam. Kim bu? Müge Anlı cinayetin kokusunu hemen aldı. Ne yapacağız? Yürü, sen bunu tut. Bu şekilde, tamam mı? Tamam. Halledeceğim ben. Tamam, göndereceğim. İyi günler Defne. Rüstem abi, ben seni çağırmadım ki. Niye geldin? Ev sahibi dedi, git dedi, Defne'nin giderine bak dedi. Ben de dedim, Defne'nin gideri yok ki dedim. Gülüştük. Ne? Ya banyo su mu akıtıyormuş, neymiş ona bir bakacağım ya. Ev hiç müsait değil şu anda. Ya ben usta olarak işimi gözüm kapalı yaparım. Sen ama öyle bir şey değil. Au, bu ne ya? Ulu orta böyle şey mi yapılır? Bu kadarını beklemiyordum ya. Çok yanlış anladınız. Aa, adam ölü. Şimdi çok doğru anladı değil mi? Anam! Adam ölü! Adam öldürmüştü! Kalk! Ölü! Vallahi ölü! Düştü! Defne! Defne, ben senin için nikah şahidim olurum derken cinayet şahidim oldum şu anda. Rüstem abi ölmedi, bayıldı. Ne yapalım? Gazeteye saralım. Ölü sanırlar. Gazete olmaz. Hastaneye götürelim. Hastane olmaz. Soyalım. Ya 47 yaşından sonra çıplak adam göremem ben. Ondan değil, banyoda yıkayalım. Yıkayalım, pamuğu tıkayalım. Evet, öyle yapalım o zaman. Ne yapacağız? Ya bu ne gürültü? Apartman inliyor sesinizden. Çocuğu uyutamadım. Ayrıca hastamız da var. Yani bu ne biçim bir saygısızlık? İnanamıyorum şu anda. Siz kimsiniz? Apartman sakiniyim. Hanımefendi, sakin olunacak durumda değiliz şu anda. Buyurun, buyurun beyefendi. Sakinleştirici için. Bana ver, sakinleştir ya. Adam öldürmüştü. Anam ölü. Adam öldürmüştü. Ölü mü? Ay ben çok korkarım ölüden. Yok, bayıldı ama hastaneye götüreceğiz. Hadi yardım edin de. Yok yok, ben yapamam. Çok korkuyorum şu anda. Ne haliniz varsa gömün. Ya bu ne? Bütün ruh hastaları bizi buluyor. Kaldır. Götüreceğiz. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Ben bir şekilde. Teslimim. Özür dilerim. Ne oluyor burada? Ay, o gülümser teyzenin oğlu Ferdi. Annem dediydi de inanmadıydım. Vay be. Bizim aşkımız yalan mıydı ha? Bizim aşkımız yok ki. Nasıl yalandı ya? Ben bütün emniyet güçlerine hangi hikayeyi anlatıyordum? Öyle bir hikaye mi var? Nasıl yok ya? Nasıl yok? Bu sevdanın katili sensin. Bu adamın da katili onlar. Ne? Adam mı? Ha, katile takılmadı. Evet, onu öldürdüler. Öldürdü mü? Eller yukarı, kimse kımıldamasın. Anam! Elimi hissetmiyorum. Elim kalkmıyor. Ne oluyor lan burada? Yok bir şey ya, adam hiçbir şey yapmadım. Gel buraya. Ya adam. Vay be. Ben bu bileklere burma bilezik takacaktım. Kelepçe takıyorum. Desene. Ben yaptım desene. Ben yapmadım. O yaptı. Ha? Arkalar boş, görüyorum. Görüyor, arkalar boş. Ölü diriliği. Şu anda çok korkuyorum. Öldüm mü ben? Sen öldün, ben de öldüm. Aa. Aşkım, yaşıyorsun. Aşkım diyor, kesin öldüm ben. Bak ben sana dedim bir şey yapmadım diye. 1 gram şüphe etmedim, biliyor musun? Belli. Ya sevgililer arasında olur öyle şeyler. Biz sevgili değiliz. Ne olur bak Rüstem abi, bir kutu sakinleştirici işte, hadi onu hastaneye götür. Hadi gel abi. Bunu da söz. Ellerimi hissediyorum, ölmemişim. Allah. Anam! Ayaklarım yok! Ayaklarımı bulun! Bilemiyorum. Gel abi, yön vereyim. Anam! Ayaklarımı bulun bana! Ben istemiyorum. Ben yürüyemiyorum. Ben yapamıyorum. Benim canım. Ayaklarımı verin. Yol abine! Abime yalan ol! Hayatım, bu konuyu daha sonra konuşalım, tamam mı? Biz sevgili değiliz. Aşkın yokluğunda değerini çok iyi anladım. Ben de hayatım. Yemin ederim hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Hepsinin başrolünde de sen vardın. Ay oh! Ha, iyisiniz, iyisin değil mi? Of of, barıştınız. İyi. Her şey çok güzel şu anda. Ya sen, merhaba ben Ufuk'a bakmıştım. Ufuk'a? Ufuk, Instagram'da benim fotoğraflarımı beğendi. Sonra ben de onun fotoğraflarını beğendim. Sonra bana yürüdü, ben de ona yürüdüm. Yok burada Ufuk diye biri, hadi. Hayır, konum atmış. Bak, yeni adresimizde, hizmetinizdeyiz diyor. Sen esnaf mısın lan? Ufuk, bu kız kim? Defne dedi ki, ben sana dedi ayarlayacağım dedi, unutturacağım aşkıcını maşkıcını dedi. Sen niye zıplıyorsun? Eğleniyordum. Yok. Var ya, sen gerçekten çok iyi rol yapıyorsun. Bak Oscar Ghost'u sana ya. Gerçekten. Yürü gidelim aşkım. Hadi gidelim. Gerçekten. Ufuk. Hadi kusura bakma. Bornozumu ver bari. Ne bornozu bırak, nasıl gideyim ben? Ben ona en sevdiğim bornozu. Çıkarayım buradan mı çıkarayım bornozu? Defol git. Çıkarmak istiyorsun. Seninki de normal gibi ya. Ne oldu şimdi? Ne yapayım ben? Bir daha DM'den yürüyene elinde bir avuç tuzla koşma. Neydi o sapık? El mi yama, bey mi yama görecek. Nerede? Şahane finaldi yani. ÇG miydi? Zil diyen var mı? Evet. Kim yazdı da? Çal zili. Aferin düşünmeyin. Aferin. Bir de benim skecin en sevdiğim kısmı ikinizin saçma sapan dalaştığı yer. Senle yeşimin. Bir daha yapın bakayım onu. Sen karışma. Sen karışma. Sen karışma be. Ya oğlum ya, açın gözünü. Sen. Yak. Yeşime bir alkış istiyorum bir kere. Ekibe sonradan katılan, aslında bir dönem çaylak olan arkadaşların gösterdiği gelişim beni çok mutlu ediyor Tuğba. Yeşim, Didem, aferin çocuklar. Hande'nin tipi de çok tatlıydı. Ne yapacağım eşeği? Ve Oğuz'un solucan yürüyüşü... Zili çaldırmayı başardınız. Aferin çocuklar. Çok güzel hareketler devam ediyor. Arkadaşlar. Selam. Selam. Ezgi'cim, sende bir değişiklik mi var? Yok. Saçına bir şey mi yaptırdın sen? Hayır ya Metin, her gün soruyorsun. Ama arada tutturuyorum. Her gün sorunca illaki tutuyor. Ne oldu ya? Senin canını sıkan bir şey mi var benden başka? Yani aslında evet de... şöyle daha özel bir yere geçelim. Aha tabii. Ne yapıyorsun lan? Ne oldu? Metin ne yapıyorsun? Ne oldu? Gittin mi oğlum? Ah. Manyak mı ne? Ya galiba bizi kovacaklar. Neden? Hilmi sen ne yapıyorsun? Biz özel bir şey konuşuyoruz. Oğlum beni de ilgilendiriyor. Ben başka bir yerde mi çalışıyorum? Oğlum özel bir yere geçelim dedi. Geçelim. Evet geçelim. Biz gizli özde. Ya tamam saçmalamayın. Tabii ki onu da ilgilendiriyor. Ya arkadaşlar şirkette 1-2 kişi kovulacakmış diye dedikodu dolaşıyor. Ya niye böyle bir şey yapıyorlar ki? Hepimiz doğru düzgün makul insanlarız. Evet de ne bileyim ben. Merhaba arkadaşlar, kolay gelsin. Merhaba. İyi çalışmalar. Ya benim zımbam bozuldu da çakmıyor. Senin zımbanı alabilir miyim Metin? Tabii. Alabilirsin. Çok sağ ol. Seninki çakıyor mu? Çakıyor canım, niye çakmasın? Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun ya. Mükemmel bir insansınız. Gerçekten harikasınız yani. Sağ ol canım. Bir zımba yani. Ne olacak? Hayır, sadece zımba için söylemiyorum yani. Sizin yazdığınız kod sayesinde yani 3 günlük işimi ben 2 saniyede yapıyorum. Böyle bir tuşa basıyorum. 2 saniyede halloluyor yani. Mükemmelsin. Sağ ol. Bu ara böyle işten çıkma falan öyle bir muhabbet dönüyor da... 3-4 kişi işten çıkartacaklarmış. Hani 1-2'ydi? Ne bileyim. Hilmi ben 1-2 diye duydum. 3-4 mü? Vallahi bilmiyorum artık 3-4 mü, 1-2 mi? Bilemiyorum yani. Hani bir şey söyleyeceğim. Ya Anneme ev aldım ben, biliyor musunuz? Kredi falan çektik. Şu an borçluyum bayağı. Kötü, fena durumdayım. Hani böyle Umut nasıl çalışıyor ya falan diye birisi sorarsa hani... çok iyi çalışıyor, çok memnunuz Umut'tan derseniz çok memnun olurum. Tamam Umut, biz zaten senden memnunuz. Ya herkes herkesten memnun. Kimse kovulmasın ya. Ezgi'cim sakin, sakin, sakin. Bir gerildin sen. Sakin ol. Tamam, sakin. Ya kovulma falan yok. Daha fazla çalışalım diye diyorlar. Ha. Doğru. Ben de çalışmaya gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Buzumbayı da getiririm. Çakınca. Kolay gelsin. Ama oldu mu şimdi yani Ezgi Hanım? Niye benim kahvemi içmiyorsunuz? Ne o? Latte. Tamam, bende de var latte. Ama üstünde adım yazıyor Minder abi. He, bende adınız yazmıyor ama ben hangisi kimin bardağı biliyorum. Evet. Ama bu ekstra şartlı, laktozsuz, sütlü, yumuşak içimli. Tamam, ben de yaparım ekstra şartlı içimli. Ne ki? Ayrıca ben laktoz koymuyorum. Laktoz ne lan? Ya Manidar abi, bilmiyorsun bile ne oldu. Öğrenirim ama Ezgi Hanım. Öğrenirim yani. Nedir yani? 9-10 kişi işten çıkarılacakmış. Oldu. Abi şaka gibiyiz. Az önce 3-4'tü, 9-10 oldu. Ya diyorum, 1'e 1000 katıyorlar daha fazla çalışalım diye ya. Al abi. Abi ben içmeyeceğim, sağ ol. Yo, iç ama lütfen, bu çok güzel. Abi içmeyeceğim, teşekkür ederim. Ne olursun iç bunu. Sabah kahvesi bu, aşırı güzel. İyi madem, içeyim, tamam. Afiyetler olsun. Sen burada çalışıyorsun. Senin için şöyle bırakıyorum, şöyle bırakayım. Hah, kolay gelsin. Sen de ver bakalım şunu. Al bakayım, şöyle düzgün bir şey iç. Minder abi, istemiyorum. Tamam be, tut bir. Hop, afiyet olsun. Ya ama hep bunu yapıyorsun. Ama hep yiyorsun. Doğru. Ne saçma şeyler içiyorsunuz? Bu ne lan? Ne lan bu? Ben bunun iti köpeği olurum lan. Abi istemiyorum diyorum. Kalp krizi geçireceğim. Günde 8 defa getiriyor ya. Oğlum ne yapsın? O da çalışıyor ya. Ya kovulursak ne yapacağız biz şimdi? Ha? Ya kovulursak? Ben bilmiyorum. Benim bir B planım yok. Ondan bende de yok. B planım benim de yok. Oğlum işte aradığım ekip bu ya. Hiçbir zaman bir B planı olmayan, böyle kendi fikirlerine güvenen... Oğlum siz bu şirketin göz bebeğisiniz lan. Otur, otur. Otur, sinirlerim bozuluyor. Oğlum Hilmi, sen nasıl kod yazıyorsun lan öyle? Nasıl kod yazıyorsun? Oğlum sen... Sen... Oğlum öyle... Öyle kod yazılır mı lan? Oğlum sen benim... Oğlum senin yazdığın kodu ana merkezdeki... Departman almış, teknoloji departmanı yeni bir program yapmış lan. Oğlum deli gibi tebrikler alıyoruz bak. Yemin ediyorum bugün işte var ya, hepinize terfi görünüyor. Hadi ya. Kovulmuyoruz yani biz. Ne kovulması ya? Sizin gibi yazılımcıları kim kovabilir acaba? Ne oluyor ya? Bir şey yok. Yan departman olduğu gibi işten çıkartıyoruz. Bizim yüzümüzden insanları mı çıkartıyorsun? Ya sizin yüzünüzden değil, sizin sayenizde kahrediyoruz. Daha da çok kahredeceğiz. Allah kahretmesin ya. O kadar insan çıkarmıyor. Yazıktır, günahtır. Çıkarmayalım, o kadar insana para verelim. Ben malım değil mi ben? Bir dakika, ben hayır kurumu muyum? Oradan öyle mi görünüyorum? Artık onların yaptığı işi bilgisayarlar yapacak ya. Bu kadar basit. Hadi ben odamdayım, tamam mı? Alo. Tamam hayatım. Sen hazırlan, ben geliyorum. Sen üstünü çıkar, altını ben hallederim. Evet. Tamam, hadi. Ya şimdi bizim yüzümüzden bir sürü insan mı çıkacak işten? İşte öyle de... Kovulanlar biz de olabilirdik, öyle düşün. Olayım var ya, benimle hiç alakası yokmuş ha. Kovulacak olan ben değilmişim ha. Yan taraf bildiğin kaos. Ağlayanlar, zırlayanlar, kredi çekip ev batıranlar. Olayın benimle hiçbir alakası yok. Çok şükür ya Rabbim. Oh be. Zaten beni kim kovabilir ki? Benim gibi kahve yapan yok ki. Yok abi, senin çayın güzel. Bak hatta ben alayım bir tane. Çok güzel çayın var senin. Ver abi, bana da ver bir tane, ver. Al bakayım şunu. Heh. Eline sağlık. Heh, içim bakayım şunu. Sen de al. Hop. Sağ ol abi. Ne güzel kod yazmışsınız. Nasıl bir kod yazmışsınız siz? Ya abi pahalı o. Gel. Nasıl bir kod yazdınız lan siz? Ben bunu filmlerde oluyor sanıyordum. Tamam, tamam yapma, tamam sakin ol. Abi dağıtma ortalığı. Tamam yeter, sakin. Tamam. Nasıl bir kod yazıyorsunuz oğlum siz ha? Oğlum 4 kişi işten kovulduk lan sizin kodunuz yüzünden. Abi kusura bakma, vallahi biz de kahrolduk. Aynen. Kahrolduk. Kahrolmuş lan. Kahrolmuş. Olmadım be. Olmadım be. Kahroldun sen. Sen nasıl kahroluyorsun lan? Olmadı. Abi. Abi biz vallahi bilmiyorduk böyle olacağını ya. Kim yazdı lan bu kodu? He? Hanginiz yazdı? Söyleyin bana. Söylesenize kim yazdı? Hilmi yazdı abi. Oğlum ne diyorsun ya? Sen yazdın abi. Sen yazdın. Oğlum ben bu yaz evlenecektim lan. Ne diyeceğim ben şimdi Nehir'e? He? Para biriktirecektim oğlum ben. Ne yapacağım ben şimdi? Niye yazdın oğlum bu kodu sen? Ya bana ne kızıyorsun? Bilerek mi yazdım? Bilmediği şeyi niye yazıyorsun oğlum o zaman? Ya hayır öyle değil. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Ben sadece verilerin analizini yapıp bize mail atacak bir program yaptım. Ne yaptın? Ezgen, analizi ben yapıyorum lan. Bu yapıyor. Maili de bu atıyor. Ben atıyorum. Bizim yaptığımız... Ay yapma. Abi! Bizim yaptığımız işi kod mu yaptın? Ya dur. Ya tamam oğlum, ne kadar gerildiniz ya. Alın şöyle bir çay için de bir kendinize gelin ya. Manidar abi, bak biz çay sevmiyoruz. Biz hiçbirimiz çay içmiyoruz. Çay sevmiyoruz biz, bir bunu bir anla artık. Sen çay seviyor musun? Bak sevmiyor adam. İstemiyoruz biz çay ya. Sevmiyoruz. Bu kadar basit. Tamam ya, manyağa bak. Deli midir nedir ya? Anladık, çay sevmiyor. Kahve? Sade mi? Sade. Bir de farınıza bakayım ben sizin bakayım. Sağa bir yol görünüyor. Sana bakayım. Sağa da bir yol görünüyor. Bu galiba aynı yol. Oğlum siz kovulmuşsunuz. Vallahi kovulmuşsunuz var ya. İşte öyle konuşmayacaksın. Öyle bir işin olacak ki vazgeçilmez olacaksın. Senin yerine var ya kimseyi koyamayacaklar. Bir tek sen olacaksın. Senden başka yerine kimse geçemeyecek yani. O yüzden diyorum... Kim o? Kim ki bu? Tanıyor musun sen? Tut bakayım şunu. Kimsin lan sen? Ha? Sen kimsin lan? İt! Kimsin oğlum sen? Benim yerime mi geçeceğim? Bu benim yerime mi geçecek? Senin deneyimin ne lan? CV'ni açıkla bana. Kimsin sen? Kaç dil biliyorsun? Ben 1. İt! Kimsin oğlum sen? Lan senin... makinen var ya, abi, benim yerime... Yenge kapıda bekliyor. Böyle yalan mı olur lan gerizekalı? Kahve mi lan bura? Kovduk desenize. Abi nasıl diyeyim şimdi? Onlar dememiş, ben mi diyeyim yani? Oğlum de zaten makineyi getirdiniz, daha ne diyeceksiniz ya? Tamam, beni bayağı kovdunuz yani. Hadi. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz kahve almak için bunun ayağına gidersiniz. Ben hepinizin eline vermedim mi? Abi. Verdim. Ben vermedim mi? Abi. Oğlum bunun yeri götür beni ya. Götür beni ya. Bundan yürümeyeceksin, yanımda yürüyeceksin sen. Gel. Ne çabuk böyle, gel. Eve gidelim, ben sana hepsini öğreteceğim. Göreceksin sen. Güran abi yapma böyle ha. Ne yapacaksın Ezgi? Bir kod daha yazıp beni evimden de mi attıracaksın ha? Şimdiden attırdığın yetmedi mi Ezgi ha? Yok ben yazmadım. Hilmi yazdı zaten. Ya beni niye satıyorsunuz? Birlikte yazmadık mı? Ne yapacaksın Hilmi? Bir kod daha yazıp bu arkadaşları da mı kovduracaksın? Sen böyle bir insan mı oldun? Tut! Bunu tut! Tut bunu! Monitörü niye aldın abi? Oğlum hepiniz teknolojinin köpeği olmuşsunuz. Ben de teknolojiyi kendi köpeğim yapacağım. Tamam. Bunu seçtim. Daha evde mutfak robotu var. Onu da köpeğim yapacağım. Göreceksiniz. Yürü lan. Dur. Tutturacağım bunu. Hepinize tutturacağım. Gitmişler temiz. Metin, zımban. Zarul zurul çakıyor. Bu kadar kağıt koyuyorsun, bana mısın demiyor. Ah! Düştü. Zaten çağ dışı bir alet. Ne gerek var kullanmaya, değil mi? Siz bunun kodunu yazarsınız. Siz bunun da kodunu yazın. Değil mi? Ya, Umut niye böyle yapıyorsun? Sabah kendin dedin. Bir tuşa basıyorum, bütün işlerim halloluyor dedin. Ben sadece onu mu dedim ya? Anneme ev aldık dedim. Borca girdik dedim. Kredi çektik dedim. Bunları duymuyorsun da onu mu duyuyorsun be? Ya, hiçbir şey duymamışlar lan be. Tamam. Yapma, gözünü seveyim ya. Ha Umut? Biz de kendi işimizi yapıyoruz burada ya, abi. Dar olsun. Seni de çıkaracaklar işten. Senin de kodunu yazacaklar. Seni de çıkaracaklar, böyle mal gibi kalacaksın. Mal gibi kalacaksın. Fena ol. Tamam. Fena ol. Ne hale getirdiniz lan adamı? Abi bir tek sen çıkmadın ya. Hepimiz çıktık. Evet, hepiniz çıktınız. Sen... Ne oldu batım lan? Ne oluyor ya? Ne oluyor bu tantana ne ya? Ha? Siziniz tam koridorlara kadar. Oğlum ben sizi kovmadım mı lan? Ha? Kusura bakmayın. Kusura bakmayın beyefendi. Evimize gidip de evimizde feryat figan yapamadık. Buralarda feryat figan yaptık. Çok affedersiniz ya. Ah, rahatsız mı oldunuz? Ah, rahatsız olmuş. Küçük beyimiz rahatsız olmuş. Biraz da şuralarda rahatsız olun o zaman. Densizleşiyorsun bak. Densiz miyim ben? Evet. Densizmişim. Kalem pile bak sen. Bana densiz diyor. Sinirleniyorum. Densizim. Sinirleniyorum Umut. Ah, sinirlendim. Ah, voltaj yayıyor şu an. Voltaj yayıyor. Sinirlen be. Ne yapacağım? Kovacak mı beni? Zaten kovdunuz. Güvenlik. Güvenlik. Bunu da kodunu yazacaklar. Abi yenge kapıda bekliyor. Ne yengesi be? Ne diyeyim abi ben? Gidelim. Bir dakika ya, bir dakika durun. Hamza Bey, bu arkadaşlar çıkarsa ben de çıkarım. Ben de çıkarım. Mesai bitince ben de çıkarım. Siz niye erken çıkıyorsunuz? Ya olur mu öyle şey? Hadi diyelim ki ben bu insanları kovmadım. Ne iş yapacaklar burada? Bizim yaptığımız işi yaparlar ya. Biz terfi almadık. Benim asistana ihtiyacım var. Benim de ihtiyacım var. Ya biz gösteririz arkadaşlara. Birlikte çalışırız. Ne olacak? Aa, olur mu öyle şey ya? Olur. Olur. Ben çok ağır konuştum ama. Efendim? Ha, komple... Ana, komple bina mı bilgisi? Ha, bana da gerek kalmadı. Ha, benim yerime de bir kod yazın. Ha. Hadi ya. Küçülmeye mi gidiyoruz? E bize gelin o zaman. Tamam, tamam. Görüşürüz. Ne olmuş? Arkadaşlar bina komple bilgisayar olacakmış. Aa, evet. Arkadaşlar beni Hatay Yayladağı'na, Yoncakaya Köyü'ne geri yollar mısınız? Karşı ödemeli ama. Yapmayın. Yapmayın. ÇGH diyenler. Verdi güzel. Var mı zil? Çal. Yazarlarımızı tanıyalım. Fatma ile ben yazdım. Fatma ile Hilmi Deler yazdılar. Aferin çocuklar. Neden? Çünkü derdi güzel. Derdi güzel. Dert de aslında bugün bütün dünyanın derdi. Teknoloji ilerliyor. Sevinelim mi, üzülelim mi? Bak sen, algoritmasını yediğim min dünyası. Çok güzel bir skeçti. Sadece bu ülkenin ya da bu insanların değil, aslında her yerde şu anda bu tartışılıyor. Belki de bir gün öyle bir kod yazacaklar. Kod gelecek, kendi kendine güldürecek. Bizi de bitirebilir. Şu anda her an bize de telefon gelebilir. Küçülmeye gidiyoruz. Ya bu telefonun Hamza'ya gelmesi çok manidar bir şey. Ama çok iyi skeç. Derdi de güzeldi. Elinize sağlık çocuklar. Çok güzel hareketler. Zille devam ediyor. Oo, Ayşegül ikiniz. Evet hocam. Bu bir ilk. Buyurun. Evet, Ayşegül dedi ben ilk defa kapıda olmayacağım dedi. Abi evet, en azından hocam dedi sunuma çıkayım dedi. Ha yok musun sen? Yokum bunu hocam. Ay. Eşimle ben Prag'da tatile gitmişiz. Ay doğru. Bu bilgiyi o versin diye söyledik. Süper. Sunumu da hemen şimdi halledecek. Açın kapıyı, 13 geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Anne. Ha? Cebimde yüzük olduğu belli oluyor mu? İnsanların aklına ilk yüzük gelmeyeceği belli oluyor. Anne yok ya, daha neler ya. Yüzük var cebimde vallahi bak. Meleği aldım, baksana beğenecek mi? Bakayım. Ne? Nereden aldın lan sen bunu? Kuyumcudan aldım. Ha ama o dükkanı tabii kuru yemişçi abiye bırakmıştı. Kuru yemişçi abiden almış oldum. Ondan çok fazla para verince bir tuhaf hissettim ama problem değil yani. Ay senin bu yüzüğü alabilmem kuyumcunun kuru yemişçiye dükkanı bırakmasından daha garip. Hangi parayla aldın sen bunu Faruk? Canım annem, bazen üzümü yiyeceksin, bağını sormayacaksın. Hallettim ben. Üstümü giyip geliyorum hemen. 2 dakikaya. Aa, 2 dakikaya geliyorum. Tamam, kahvaltını yap bak. Hadi. Tamam, yeter Bilal ya. Arayıp arayıp duruyorsun ya. Ama belki önemli bir şey söyleyecek. Bana da açtırmıyorsun. Ya ne söyleyecek Allah'ını seversen ya? Yurt dışında açarsak yarısı bize girecek. Allah Allah. Ama yarısı da Bilal'e giriyor. Ya Bilal kim? Benim oğlum değil mi? Ona yarısı girir, bana yarısı girir. Ne olacak? Top hepsi bana girecek Allah Allah. Hadi. Hesabını, kitabını bil yani. Açsak ne diyecek? İndik baba, geldik baba, çıktık baba, ettik baba. Aa, saçma sapan şeyler yani. Aman iyi, tamam. Hadi hayırlı işler, bol kazançlar. Bir daha söyle. Bol kazançlar. Daha yüksek. Bol kazançlar. İşte bu. Allah'ım sağ gülüm, paranın kokusunu alıyorum. Oh. Sen ne yapacaksın bugün? Bugün evdeyim, temizlik yaparım. İyi yapar mısın? Aa, ne zaman kötü yaptığımı gördün Hulusi? Merdivenleri sil. Anlamadım. Çok normal, anlaman çok normal. Diyorum ki merdivenleri sil. Bu binada 12 tane daire var. Daire başına 20 lira alsan 240 lira para yaparın ya. Az buz değil yani. Ay ama ayıp olur Hulusi. Ya kime ayıp olacak? Çalışmak ayıp mı ya? Çalışmak ayıp mı? Dünyayı kaç tane aile yönetiyor biliyor musun sen? Ha biliyorum, biliyorum. Rakafaka, rotoşaka, madafaka, 4, 5. Allah şey. 5 tane aile yönetiyor. Neden 6. bizim ailemiz olmasın? He? Biraz büyük düşün, global düşün ya. Ay tamam Hulusi, tamam. Hadi bakın, hadi göreyim seni. Hadi göreyim. Peşimde birileri var. Açın kapıyı. Peşimde birileri var diyor ya. Ne o, gölgenden mi kaçıyorsun Necdi? Ulan vallahi Hulusi var ya, kendine küfür ettirmek için bir sürü çok iyi neden yaratıyorsun. Sana saygı duyuyorum ha. Sen bana laf mı soktun yine ya? Ha? Onu demiyorum, şey diyorum, neyi deniyorsun acaba? Şişede durduğu gibi durmasını mı deniyorsun? Neyi deniyorsun ya? Lan Hulusi. Aha! Geldiler! Şişt! Siz beni niye takip ediyorsun lan? Abi ben tek başımayım. Hı? Ya bu seni çift görüyor, çift. Sen beni niye takip ediyorsun lan? Hı? Abi ben seni takip etmiyordum ki. Ben senin önüne geçmeye çalışıyordum. Sen sağ yapınca ben de sağ yaptım. Sen sol yapınca ben de sol yaptım. Tam önüne geçemedim ya. Sen flu musun lan? Yok abi, gayet net biriyim. Belediyede görevliyim abi ben. Ne o Necdet, artık ne kadar içtiğini hesaplaması için belediyeden görevli mi gönderdiler sana? Lan sen bir sus lan. Hı? Abi ben su faturasını ödememiş daire 5, onu kesmeye geldim. Anam, 8'ersin artık Necdet. Lan Hulusi bir dur lan. Ben duruyorum ki zaten, Allah Allah. He, sen öyle görmüyorsun, sen böyle gördün tabii. Benim böyle gördüğüm için. Lan şimdi dördünüzle bir durun. He, dördümüz. Sen şimdi bizim suyu mu keseceksin? Evet abi. Nasıl keseceksin, göster bakayım. Göstereyim abi. Göster bakalım. Böyle bağlıyorum abi. Hı. Ah, geçti. Kestim abi, hayırlı uğurlu olsun. Gördün mmü? Vallahi kestik. Artık su da gitti. Sen leş gibi kokarsın Necdi. Pis! Alkoluk! Lan çıkit lan lan! Allah canını almasın artık öyle. Abi faturayı ödediğinizde ben veya başka bir arkadaş gelir suyu açar. Sen gelme lan sakın. Çünkü sen gelirsen ben seni döverim. Öbür arkadaş gelsin, tamam mı? Tamam abi, ben bunu aynen not alıyorum. Hadi. İyi günler, hadi iyi günler. Nurgül açın kapıyı! Allah Allah, sabah sabah niye kestiler suyu ya? Testlemişlerdir anne ya. E akmıyor oğlum. Böyle hep men mi akmıyor yoksa ara ara mı akmıyor? Telefon attı mı lan bu? Allah Allah, kesilmiş işte. Mühür! Suyu kestiler ama böyle çok dandik bir mühür taktılar. Sen kapıyı aç, ben mühürü açayım. Bu saatte gelirsen açmam, kusura bakma. İşte sabah erkenden geldim Nurgül, daha ne yapayım ya? Sabah erkenden evden çıkman lazım senin Necdet. Doğru. Faruk oğlum, sen faturayı ödemedin mi lan? Aa, ben faturayı ödeyecektim değil mi anne? Unuttum onu ya. Oğlum, sana verdiğim parayı ne yaptın? Aa, sen vermiştin değil mi anne bana parayı? Evet. Ben onu ne yaptım biliyor musun? Kışlıklardan çıkıyor muamelesi yaptım o parayı. Harcadım onu ben. Sen kışları çalışmazsın ki benim ayı oğlum. Hem ulan, kışlığından, cebinden para çıkması için en az bir kere girmiş olması gerekiyor değil mi? Ulan Faruk! Efendim baba? Nerede yedin lan para faturasını sen? Vallahi meleği kaptım gibi doğru sinemaya. Doğru işe gidiyorsun Faruk, hadi. Mümkünse bir iş daha buluyorsun, eve de fayda sağlıyorsun. Ya tamam gideceğim, iki lokma bir şeyim. Melek geliyor, o bırakacak beni zaten. Lan sen kıza kendini işe mi bıraktırıyorsun? Ben onu okula bırakıyorum ama. Ulan Faruk, bu öyle bir şey mi lan? Hiç. Nurgül, şimdi ben senin yanında oldum. Faruk oğlum olsa da ben her zaman senin yanındayım. Senin yanında akan sular durur Nurgül. Ay, problemimiz de o zaten Necdet. Su yok. Ben bir Bilnur Hanımlardan bir kova alayım geleyim. Aa Necdet Bey, yine girememişsiniz eve. Ben nasıl gireceğim biliyor musun? Nasıl? İşte biliyor musun? Bilmiyorum ki, bir girin de bir göreyim bakayım. Ben de sana soruyorum, nasıl gireceğim yenge, onu diyorum ya. Neyi? Allah Allah, kadın yine başı aldı. Senin kafan da çok iyi ya yenge, vallahi. Ay Bilnur Hanım, ben de size geliyordum. Ay, kızımın evine siz diyebilir miyim? Ay tabii tabii, lütfen. Hadi şimdi siz iki komşu konuşun, ben içeri gireyim. Dur Necdet, dur. Gene giremedim, gördün mü? Giremiyorum ki. Ben bu eve girsem bitiyor lan. Dur Necdet. Bilnur Hanım, sizin de mi suyu kestiler? Ha yok, bizim suyumuz var. Buzdağı var mı bana biraz? Elinizde kova var. Ha, Hulusi çok kızıyor da yukarıdan isteyeceğim. Ay ben de sizden isteyecektim. İçmelik mi? Hı, içmelik mi? Necdet. Yok, bulaşık için. Ha, o zaman ben yukarıdan isteyeyim burası için. Neresi için? Bu kat için. Ben bu katta yeneceğim, vallahi kafa gitti benim aklıma. Ay Necdet, o zaman siz yukarıdan alın, ben de sizden alayım. Ha tamam, olur. Ha, tamam, sağ olun. O zaman ben içeri girmeyeyim. Girme Necdet. Aha, Melek geldi, gelin geldi kızım benim. Hoş geldin Melek kızım. Hoş bulduk Nurgül teyze. Aa, sizin de elinizde kova var. Bir yer mi sönüyor? Sönüyor mu? Boş kızım bu. Ha, ben de o yüzden sordum zaten yani. Söndürüp de mi geldiniz acaba? Kızım sen ne kullanıyorsun? Ben vallahi bu kafaya gelmek için uğraşıyorum ama. Aa Melek, niye geç kalıyorsun aşkım? Ben sana kaç kere söyledim geç kalma diye. Rica ediyorum ya. Aşkım sen demedin mi sen geç gel de ben de geç kalayım işe diye? Peki ben bunu annemlerin yanında mı söyledim sana? İçeri geç, tamam ben montumu alayım. Hulusi amca aramadan biz çıkalım. Evet hadi. Geçemedim. Nerede o Faruk? Nerede? Ay ne oldu Hulusi? İşte tam buradan seni alıyorlardı. Sen geldin. Çomak nerede lan? Ben bulamadım o çomak. Necdet. Ay Hulusi Bey montunu aldı. Çıkacak şimdi. Kızmayın. Melek geç geldi. O yüzden gecikti. Demek yavuklusunu da aldı ha? Demek ki beraber kaçacaklar. Aa nereye kaçacaklar? Sen neye şaşırıyorsun acaba? Sen konuyu biliyor musun şu anda? Paramı çaldılar. Ya paramı çaldılar. Ben her gece sayardım paramı. Şu an orada bir miktar eksik. Parama bakardım böyle. Her gece sayardım. Olmadı baştan sayardım. Ters çevir, bir daha bittiği zaman tekrardan sayardım. Şu an orada bir miktar eksik para var. Ulan işte ne güzel bir miktar eksik. Hepsi değil ki. Sağlık olsun. Senden değerli mi lan öylesi? Benden değerli değil Necdet. Senden de değerli. 3.000 liradan bahsediyorum Nurgül Hanım. Evet. 3.000 lira. Bakın polis de diyor ki öyle zorlama falan yok. Anahtarla girip açmışlar yani. Bilemiyorum artık. Ay yanlış saymış olmayasın Hulusi Bey. Mümkün mü Nurgül? Hulusi'den bahsediyorsun. O da doğru tabii. Ay ne yapacağız? Ne dedi polis? Peki konuşuruz. Aha Faruk. Ulan Faruk. Ver lan paramı. Benim paramı ver. Hulusi. Paramı ver oğlum. Tek üstünü ellerinden çocuğum onun üstünden bir şeyler. Ne parası ya? Benden aldığın para tabii ki. Kimden aldığın para olacak? Ulan sen benim çocuğuma hırsız mı diyorsun ulan ha? Kuş! Duydunuz! Duydunuz değil mi? Aynen pırt gibi. Ben gidiyorum. Ya bak kafamı çıkartın ya. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bana niye pış diyorsun ama ya? Olacak şey mi? Lütfen şuraya bak. Kese kağıdı muamelesi yaptı kovaya ya. Ama Allah'tan kova temizdi ha. Buna mı takılalım lan şimdi? He? Ya bir sus Allah'ını seversen, bir sus ya. Ay ama Hulusi Bey, kapının önünde bağırışmayın. Eve geçelim, konuşalım güzel. Ya bir de evde konuşalım ya. Eve de alalım adamı, bana hırsız desin yüzüme yüzüme. Sakin ol Faruk. Bana bak aşkım, bana bak. Bende kal bak. Eyeliner çektim göğe kadar. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş lan. Ay Hulusi Bey, Faruk daha işe gitmedi. Parayı niye o alsın, nasıl alsın yani? Vallahi bilmiyorum. Kendisine benim dükkanın anahtarı var. Belki geceden eğer kendisi bu uyur gezer falansa... ...acaba diyorum gidip anahtarla dükkanı açıp almış olabilir mi diyorum acaba? Lucy, ben hala senden şüpheleniyorum yalnız. Ben kendi paramı neden çalayım ya? Hırsız mıyım ben? E cimrisin. Ya aynı şey mi Allah? Bak, elim ayağımı uçtu. Ay. Elim ayağımı uçtu. Vallahi tutun ha. Tamam Hulusi Bey, bir şey ister misiniz? Ha? Benim bir 3.000 lira vardı, ben onu alayım. Ortaya bir steak yaptırın, bir de sen Sebastian, ben Sebastian'ın cheesecake'den istiyorum ha. Buna var ya, yağmurlu havada su vermeyeceksin ya. Sen ayıp ya, ailemin içinde bana neler diyorsun, iftira atıyorsun ya. Şişt, Faruk, bana bak oğlum. Yüzüğü almak için mi aldın parayı? Söyle, kızmayacağım anne. Anne sen de mi ya? Nurgül'ün ne yüzüğü? Faruk, sen bana yüzük mü aldın? Ya sıçtın bütün sürprizin içine ya. Allah kahretmesin Hulusi amca ya. Aha! Ya. Aha! Oyun bozuldu. Büyük oyun bozuldu. Kendi anası bile oğlundan şüpheleniyor. Demek ki sen aldın o parayla, o parayla da gittiğin yüzük aldın. Ya paramı verin ya yüzüğü getirin. Ben siz bu adamı böyle konuşturuyorsunuz ya. Ben daha durmam. Yürü gidiyoruz kızım ya. Gel gideceğiz. Kimse hiçbir yere giremez. Paramı almadan buradan kimseyi bırakmayayım. Açmayın kapıyı. Dur, telefon çalıyor. Dur, içeride dur. Sen de sakinleş artık Hulusi. Sakinleşeyim ya. Bana atsana. Alo? Ha Bilal oğlum, vardınız mı? Ay açmasaydınız, çok yazıyor. Ulan kadını da kendine benzetmiş be. Hayır, anladım. Tamam, dur veriyorum babanı. Burada o da. Ne istiyor? Sizi istiyor. Senin telefon değil mi bu? Hı. Alo. He konuş, rahat konuş he. Açamadım, meşguldüm he, ne oldu? He. O şeyi, para ediyorsun. Sen aldın değil mi? Niye söylemiyorsun lan? Burada kalp krizi geçirteceksin bana. He? Tamam neyse. Ne yaptın? Nasıl gidiyor? Yok konuş anlat, problem yok. Evet. Ha müziğe girdiniz. Güzel. Tek turnike girin ha. Biriniz basın, 2 kişi beraber girin. Tamam hadi. Tamam hadi kapatıyorum şimdi. Görüşürüz. Tamam ananı da çok selam. Hadi kapat hadi. Ne oldu lan Hulusi? Sustun kaldın. Ya şey olmuş ya. Ne olmuş? Ya bizim Bilal ya. Hı. O almış parayı şey. Ben ona 3 aydır maaş vermiyordum da. O almış parayı, şey olmuş orada. Gitmiş kasadan parayı almış yani. Bana da haber vermeyi unutmuş. Neyse o zaman şey. Biz gidelim yani değil mi? Yok, gitmek yok. Şiftire. De. Özür dilemek ki. Faruk. He. Kusura bakma, sana da çok yüklendim ya. Zerre sevmiyorum bunu, biliyorsun değil mi? Kızım Melek, kusura bakma, senin de burada bir aile faciasına şahit oldum. Bu kız da bir saçma sapan bakıyor yüzümün içine. Nurgül Hanım, gerçekten kusura bakma, ben bir an yükseldim aşırı. Bu kadını seviyorum, yalan yok. Sen ne yapıyorsun ya? İyi, bir şey yapmıyorum Hulusi. Belki Necdet Bey'in bu sefer sana söyleyecekleri vardır, bizim duymamazlıktan geleceğimiz. Necdet, sakın. Lütfen yapma. Lan Hulusi. Lan benim çocuklarım hayatında harama el uzatmadılar, uzatmazlar da. Hele senin gibi bir adamın parasına hiç dokunmazlar lan. Şimdi çıktır git ulan benim evimden. Çıktır git lan. İftiracı puşt. Aha! Aha duydunuz mu? Ne dedi? Evet, bu sefer hak etmiş olabilirim, doğru. Hadi gidelim o zaman. Hadi yenge, aç kapıyı. Faruk, öğle yemeğinde sana yemek ısmarlayacağım. Annenler de çok güzel. Vay, çık git lan. Yenge, kapatın kapıyı siz de. Teşekkür ederim. Faruk, gel lan buraya. Ne oldu baba? Buraya gel lan. Gel buraya gel. Ha. Sen o yüzüğü nasıl aldın? Gittim pazara, bir tane elma aldım, sattım 2 elma aldım, sattım 4 elma aldım. Lan doğruyu konuş lan bana, yalan konuşma oradan. Kredi çektim baba. Kredi mi çektin? Ha. Ulan ben Necdet'in oğlu sözlüsüne yüzük alacak diye kredi çektirtmiş der miyim ulan? Hı? Sen nasıl bir adamsın lan? Senin burada annen baban duruyor, sen gidiyorsun kredi çekiyorsun. Ne bileyim. Yürüyün lan, yürüyün hep beraber o borcu kapatmaya gidiyoruz. Açın kapıyı. Borç da öyle bir şey değil. 7.000 lira bir şey zaten baba. 7.000 mi? He. Kapatın kapıyı. ÇG diyenler... Çal Necdet abi. Sen tipten hiç çıkma lan. Hiç çıkma tip. Tipten çıkma ya. Kalın. Çalınmıyor ki öyle. Zor çalınmıyor Yılmaz Bey. Ulan eve Yılmaz Erdoğan gelmiş. Bir şeyler sunun lan. Hürmet ederim Necdet abi. Alkışlar Gürhan ve... Bütün için. Bir isme girdim mi herkesi saymam gerekiyor. Sıkıntınızı sayın. Ama hep söylüyorum, sarhoş oynamak özel bir durumdur. Komedinin kalitesini belli eder. Bizim komedi tarihimizin çok önemli sarhoşları var. Gürhan da onların arasına girdi. Koçumsun benim. Çok güzel skeçti. Çok güzel hareketler devam ediyor. Berk'le Salih'in yeni maceraları gelecek birazdan. Bilgi yarışması ismi skecin. Evliya ve Ozan yazdı. Salih hatırlıyor musunuz? Çok teşekkür ederim falan diyor böyle hani. Var mı onu bilen, var mı seven falan? Kim de eli görebilir mi? Elleri görebilir miyim? Böyle daha böyle genelde çocuk. Verin ya. Evet. Niye söz vermiyorsunuz ya? Çocuklara verin oğlum sözünü. Yelmalo geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ya elini indirebilirsin, elini indir. Yerim havada kalmış. İyi seyirler. Aferin koçum benim, aferin. Bilgi yarışması geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Annem verdi, zihnim açılsın diye okunmuş otlu peynir. Ha, bakayım. Okunmuş değil, sanki beklemiş gibi. Evet işte, bu bekleyince daha güzel oluyor. Ha, anladım. Ha. Kübra nerede? Bilmem, nerededir? Ben de bilmiyorum. Bilmiyorsun. Aa, Berk. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Senin ne işin var burada? Senin bilgisayar yarışmasına katıldığını duydum. Benim yanım senin yanında diye düşündüm. Ha. Ama Kübra arkadaşımız hak kazanmıştı katılmaya. Ha. Ben seçilmem, seçelim arkadaşım. Kes sesini. İyi ki aramızdasın. Ha. Evet çocuklar, hazır mısınız yarışma için? Hazırız. Hazırdır öğretmenim. Ben, senin ne işin var oğlum burada? Öğretmenim, Seda'nın yarışmaya katıldığını duydum. Yanım onun yanında diye düşündüm. İyi, güzel düşünmüşsün de biz seni seçmedik ki, biz Kübra'yı seçtik. Nasıl? Evet, biz Kübra'yı seçtik oğlum. Yalnız öğretmenim, benim istediğim şey olmadığı zamanlarla evde tek başıma ağlıyorum. Ve ağladığım zamanlarda bu sizin maaşınıza biraz etki edebilir. Evet çocuklar, Berk'i seçtik yarışma için. Teşekkür edelim öğretmenim. Zaten ben babamla konuştum. Dedi ki sen git geri katıl dedi. Ben dedi İhsan'a söyleyelim dedi. İhsan mı diyor benim için evde? Evet. Ne güzel bir sesleniş. Hayatımda duyduğum en iyi sesleniş. Güzelmiş ya. Salih, yapacak bir şey yok oğlum. Sana kaldık. Güveniyorum sana. Elinden geleni yapıyor öğretmen. Tamam, hadi bakalım. Kolay gelsin yavrum. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Tamam. Kolay gelsin yavrum. Hadi başlayalım. Kolay gelsin. Haksızlıkla da olsa aramızda olduğun için belki arkadaş... Lan. Hoş gelmiştir ha. Teşekkür ediyorum. Ayağın kaydı galiba. Evet, evet. Çok iyi oturdum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bugün hepinizi çok pis ezeceğim. Ya öyle denir mi? Onlar da bizim arkadaşlarımız ya. Niye oğlum ya? Bunları bugün yemeğe gelmedik mi buraya? Yo yemek ya. Kusura bakmayın, size de mahsup olduk. Ya otur, bir sakin ol ya. Bilgi yarışmasıdır ya. Değerli arkadaşlarım, aramıza hoş geldiniz. Umarım rekabet bizi yakınlaştırır. Ne yapıyorsun oğlum? Onlar bizim düşmanımız lan. Pislikler. Lan ne biçim konuşuyorsun? Daha dedik, şimdi dedik yarışmadır dedik ya. Ya Yaman, benim bilgi yarışmasına ne işim var ya? Sana hep kopya verdiğim için aynı notları aldık. Ondan çağırmışlar. Ya ben yarışma sevmem ki. Biliyorum ama şeker seversin. Bak en sevdiğin şekerler. Hepsi benim tamam. Bir tane yapayım mı? Hayır. Ya sen aşna fişneye mi geldin, bilgi yarışmasına mı geldin? Aslında bilgi yarışmasına geldim de o da gelince onu da yapayım diye. Evet çocuklar, oturabilirsiniz. Oturun, oturun, oturun. Son hazırlıklarınızı yapın. Yarışma başlamak üzere. Son hazırlık mı? Ne hazırlığı ya? Şöyle, şimdi sen cevapların hepsini bana söyleyeceksin, tamam mı? Neden ki ne ki? Çünkü cevapları ben söylemek istiyorum. Ama sen bilmiyorsun. Ya, ben... Tamam, cevapları sen söylesen daha doğru olacak. Evet! Çocuklar, sınıflar arası bilgi yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bravo! İki takım da oldukça iddialı. Okulumuzun birincisi Salih ve ikincisi Yaman. Arkadaşlarıyla birlikte sınıflarını temsil edecekler. Çocuklar, Yaman, öncelikle sana söz vermek istiyorum. Bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki. Söyle bakalım. Biz buraya sadece kazanmaya değil, yenmeye, ezmeye, kemirmeye, dişlemeye geldik. Tövbe bismillah, kuduz olabilirsin. Yaman'a teşekkür ederiz. Belli ki sıkı bir yarışma olacak. Salih'ciğim, sen de bir şeyler söyle. Bu yarışmaya katılmama ne olan? Sebep olan. He. Hadi senin arkadaşın. Destek mi acaba? Bu yarışmaya katılmama destek olan Ezgi öğretmenime, yani size, müdür öğretmenime, yani okulumuzun sahibisine ve anne öğretmenime, özür dilerim, anneme çok teşekkür ediyorum. Evet. Bu da konuşmam ya. Şimdi benim konuşmamı izle, tamam mı? Tamam. Bu yarışmaya katılmama... Berk otur. Gelelim ilk sorumuza. Evet. Hazır mısınız? Evet. Evet. Hazırız. Biraz daha yüksek ses. Hazır mısınız? Hazırız. İlk sorumuz tarih sorusu çocuklar. Tamam. Dikkatle dinleyin. Ateş ilk olarak hangi çağda bulunmuştur? Süreniz 20 saniye başladı. Tamam. Çakmak ne zaman bulundu? Ateş diyor arkadaşım. Ha, kibrit. Kibrit. Ateş diyor arkadaşım. Mangal yaz o zaman. Sen bana bırak en iyisi. Hocam tam tarih mi yoksa böyle genel... Çağ sordum yani. Sağ ol. Cevap ne? Ben biliyorum. Bir kere öpeyim söyleyeyim. Ya hay iğrensin. Ya o bilgini bunun için kullanmak olur mu ya? Ya ama ne yapayım ya? Yanımda duruyor. Çok öpesim geliyor. Tamam ya. Ben de. Süremiz doldu. Hazırsak cevapları kaldıralım. Aynı anda... Taş devri. İki takım da doğru cevap vermiş. Tebrikler. İki tarafa da 20'şer puan veriyoruz. Teşekkürler. Çocuklar, ikinci soru bir genel kültür sorusu. Dikkatli dinleyin. Tamam. Tamam. Dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ilk ortaya atan isim kimdir? 20 saniyeniz başladı. Sen biliyor musun Salih? Biliyor ya arkadaş. Yalnız bu soru şaşırtmacalı soru. Bunun hepiniz farkındasınız değil mi? Nasıl şaşırtmacalı be? Dünya yuvarlak değil ki, dünya düzdür. Ne? Ya saçmalamayın ne olursunuz. Birine bir yere tarif ederken buradan git, yokuştan aşağı in mi diyorsunuz? Düz git, sağa dön diyorsunuz yani. Belki arkadaşım çok yanlış anlamıştır ha. Ya saçma sapan konuşmayın ya. Dünya yuvarlaktır. Ya yapma. Cevap hazır bizde. Bizde de hazır. Hadi bakalım. Evet, hazırsanız süreniz de bitti. Kaldıralım bakalım. Kırmızı takım Pisagor, doğru cevap 20 puan. Bakalım mavi takım... Puan alamıyor. Ne demek alamıyor? Dünya yuvarlaktır Berk. Güzel şaka öğretmenim. Dünya düzdür. Yuvarlak olsaydı bütün sular aşağı akardı. Nereye akardı yavrum? Aşağı uzaya akardı. Çocuğum saçmalama. Dünya yuvarlaktır Berk'cim. Ya hocam nasıl yuvarlak olsun dünya? Dünya düzdür ya. Saçmalamayın ne olursunuz. Oğlum yer çekimi var ya. Yer çekimi diye bir şey yok öğretmenim. Gök itimi diye bir şey var. Ha? Ya aşağısı var, yukarısı var. Başka bir şey yok. Siz neyi anlamıyorsunuz ki bu kadar? Berk! Çıldırtma beni. Dünya yuvarlak olmasa nasıl dönecek? Hah! Dönüyor mu? Yok artık ya. Dünya dönüyorsa o zaman ben şimdi zıpladığım zaman biraz altımdan gitmesi lazım, tamam mı? Gitti mi? Kaldınız değil mi? İşte bu. Ben bir ara Berk arkadaşınızın bu kara cehaletini ortadan kaldıracağım. O bende. Üçüncü aşama için hazır mıyız çocuklarım? Evet. Hazırız. Şimdi ben bir tekerleme söyleyeceğim. Devamını siz getireceksiniz. Takım kaptanları olarak Yaman ve Salih oynayacak bu oyunu. Yaman. Evet. İlk olarak seninki geliyor. Tamam. Tekerlemenin başına söylüyorum. Söyle. Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe kış köşesi. Ortaya. Ortada su şişesi. Bravo. 20 puanı kazandılar. Şimdi Salih, seninki geliyor. Bir tarlaya kemeken ekmişler, iki kürkü yırtık kel kör kirpi. Bir tarlada kemeken ekmişim, iki kürküne kel kör kirpi, kürkünü kel kör. Böyle okul bilincisi mi olur? Bu ne biçim okul bilincisi ya? Ya yarışmayı galiba kaybettik. Olmadı. Bu yarışma gerçekleşemez. Aa. Ne bakıyorsun? Ne demek gerçekleşemez beyefendi? Kimsiniz? Benim kızımın hakkı yendi. Çalışmıyor beyefendi. Ha. Görsen. Benim kızımın hakkı yendi burada. Sizin kız? Kopra. Kupra. Evet. Listeye bakıyorum. Yok, Berk Kübra var. Yani olsa olsa öyle bir şey olabilir. Benimkisi sadece Kübra. Onun hakkını yediniz. O kızım kimseyle konuşmuyor. İçerisinden birileri tarafından bir şeyler söylenmiş. Kız kendini odaya kapatmış. Onlar yaptı bunu. Kim efendim? İç minnaklar. Aha geldi minnak. Efendim ne oluyor öyle? Ha? Ne yaptınız kafanıza göre yarışma mı iptal edeceksiniz? Benim kızımın hakkını yediniz. Kızı ambulanstan eve getirdi. O da gelip de kız kimseyle konuşmadı. Hiç kimse konuşmuyor. Ben diye daha okula gidersem iki olsun baba diye ba. Ba baba de. Sizin kızınız? Kübra. Efendim Kübra, Berk bana dedi ki evde puzzle yarışmasına katılacakmış. O yüzden gelmediğini söyledi. Yalan konuşuyor. Yalan söylüyor Berk. Berk. Berk kalk ayağa. Kalk ayağa. Ay Tayfun Bey. Kalk. Ne söyledin lan kıza, anlat. Baba ben vallahi bir şey söylemedim kıza ya. Berk arkadaşım bir şey söylediysen şimdi söyle. Geçsin. Söylemesen de olur ya. Sen karışma Salih. Berk ne alttan karıştırdın, anlat bakayım. Baba kızmak yok ama. Daha söyle, Allah bilir ne söyledin söyle. Söz ver kızmayacağım. Ne anlattın bu kadar abartıyorsun hala? Dedim ki Salih sana aşık, seni gördüğü yerde öpecek dedim. Euzubillahimineşşeytan. Sen nasıl konuşuyorsun? Kimseye kaçacak çocuklarsınız ya. Yapmayın beyefendi. Tamam, sakin olalım biz. Babası burada. Babası burada. Tamam. Bir şey yok ki beyefendi. Ben de sandım ki abartı anlattı ki dedim ne diyecek acaba? Ama öyle diyorsunuz da ben kıza onu söyler söylemez kız bir anda bayıldı. Ondan ambulansla gitmiş. Bunun adını duyunca korkuyorlar. Onun adını duyunca korkar mı insan? O öpüşmediği için daha önce ölür. Korkanlar mı? Ya onu duyunca korkmuştur o. Ya. Görünce onu o şey olmuş. Ya arkadaşlar tamam. Ya bugün yaşanan her şey için ben gerçekten çok özür dilerim sizden güzel çocuklarım benim. Bu yarışmayı iptal edelim. İptal edelim. Hep beraber bir yemeğe gidelim, oradan yarışmamıza tekrar başlayalım. Nasıl fikir? Güzel. Çok güzel bir fikir. Ben sen gelmiyorsun. Hep beraber gidiyoruz. Baba ne olur ya? Tayfun etmen. Söyle Salim. Berk de gelmezse biz de gelmiyoruz öğretmen. Emin misin? Emindir öğretmenim. Tamam. Özür dile lan arkadaşından. Ben mi baba? Gelmek istiyorsan özür dile hadi. Tamam. Salih sana dönüyorum. Ne dedin? Duymamıştır mı arkadaşım? Sahiden özür diliyorum. Hiç de ses çıkmıyor öyle. Salih senden özür dilerim. Önemli değil, zaten ben de şeyden yaptım. Ben? Neyden? Hayrına! 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 Final türt oldu diyenler. ÇG miydi? GH miydi? He. Ne oldu ya? Safa, skeç güldürmedi, çabuk taklit yaparak güldür. Cihan'ın taklidini yap. Zeytinburnu'nda oturuyorum ben. Sen de oynadın değil mi Begüm? Senin dikkatim çıkmıyormuş. Okey. Başka ne yapsın? Safa yapsın mı bir şeyler? Kemal Sunal. Onlar çok hep aynısını yapıyorsunuz diye sonra bize şeyden yorum geliyor. Amerikan dublajı. Ben de böyle. Evet onu yap. Onu yap. Diğerleri giyinecek olanlar gitsinler. Zaten güldürmediniz. Fazla da yorulmadınız. Nereye gidiyor Safa? Safa. Hocam mikrofon almaya gittim. Ha, mikrofona gittin. Dedim kafasını... Hocam herkes gitti. Kalk kalk. Yok kal la kal. Kal kal. İkinize film yazacağım oğlum, kalın böyle. Kal oğlum kal. Kal kal. Bir şey olursa dürt atla. O zaman Yılmaz Erdoğan. Amerikan. Mustafa, abimsin. Ne diyorsun bu şey taklidine? Abimle konuşsana. Gel, abim gelmiş. Abi hoş geldin. Senden iyi yapıyor. Yılmaz'dan daha iyi. Çok güzel. Ben hiç konuşmuyorum ki. Biliyorsunuz Anadolu Ateşi'nin kurucusudur. Kendisi sahibidir aynı zamanda. Ben de abim olur. Benim abim olur yani. Abim olur ya. Ben böyle götüm başım oynuyor mu yani? Bazen böyle dalıyorum, yürüyorum. Onu mu yapıyor bu? Hamza ile beraber. Ha, bir yaylanıyorum bazen, doğru. İnsanın taklidi yapınca kendini fark ediyorsun. Daha yaylanmayacağım, bitti. Amerikan dublajı ya. Tamam hocam. Lucas amcamı çok seviyorum. Hep de böyle giriyorum. Lucas amcam da beni seviyor, değil mi amca? Seni seviyorum Lucy. Onunla beraber her yeri geziyoruz ve bana öğrettiği bir dua var. Hey lanet olsun, aklımdan çıkmış. Neydi o Lucy? Tanrım sana hamd olsun. Aferin size. Bazen birine borç veririz ama onu istemek, vermekten daha zor olabilir. Bu skeci de altyapıdaki arkadaşlarımızdan Beste ve Ömer yazdı. Borç bildiklerim, iyi eğlenceler, iyi seyirler. Burası bir restoran. İnsanlar burada sipariş veriyor. Ben garsonum, getiriyorum. İnsanların karnı doyuyor, göbüş doydu bugün. Ne yedim? Oh oh, ne yedim bugün ama oh. Ne yapıyorsun lan manyak? Ne yapıyorsun? Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Oğlum 3 saattir buradasın, bir şey söylemedin. Açlıktan gözün seyiriyor lan. Yok kanka, ben tokum ya. Yedim de geldim. Kanka senin paran mı yok? Saçmalama lan, var param. O kadar da değil. Oğlum paran yoksa bana söyle bak. Allah mı lan? Tabii oğlum, kardeşiz biz lan. Değil mi? Tabii oğlum, bana söyleyeceksin. Başka kime söyleyeceksin? Kanka benim param yok lan. Hah işte böyle, işte bunları bana söyle kardeşim. Hadi git şimdi. Lan burayı meşgul etme oğlum, patron kızıyor ya. Lan o kadar da değil, paramız var ya. Var paramız da. Geri kalanını Tayfun denen çakala borç verdim. Borç mu verdin? Ha. Ne kadar verdin? 500. Yuh, canını da verseydin. Kanka arkadaş diye yaptık artık bir hata işte. Ama bundan sonra arkadaşlık yok. Ben alacaklıyım, o da verecekli. Peki verecek mi? Verecek inşallah. İstemedin mi oğlum? İstemez olur muyum oğlum? Neler neler yaptım hatırlasın diye. Ne yaptın? Hatırlasın diye bir daha borç verdim. Sen yokluk içinde yokluğa girmişsin. Inception olmuşsun oğlum. Olduk kanka. Sosyal hayatımda çok kötü oldu oğlum. Mahalledeki Demet var ya, Demet'le buluşamıyorum bile. Kızı yemeğe çıkaracağım, utanıyorum param yok diye. Kötü olmuş lan. Ne yapacaksın şimdi? Ziya ile oyun yaptık. Bugün o Tayfun çakalı buraya gelecek. Bütün parayı tak 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 masaya sayacak. İyi hadi bakalım. Aa, geliyor seninki de. Ziya mı? Abi. Ziya, ezberin tamam mı? Merak etme abi, her şey tamam. Ben de. Aslanım benim, bak şimdi. Tayfun çakalı buraya geldiğinde sen de gelirsin. Abi senden aldığım borç diye bana parayı verirsin. Tamam, var değil mi? Yok. Çıkın gidin abi buradan. Allah yürüyün ya patron. Oğlum bir dur ya, Allah Allah. Olacak paramız. Kanka, al şu yüzlüğü. Yapacak bir şey yok. Geri ver ama unutma sakın. Tayfun geldiğinde abi dersin, al benim sana olan borcum dersin. Birazcık da korkarsın, Tayfun da çekinir, tamam mı? Tamam abi, sen hiç merak etme. Abi bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Böyle buna kendimden böyle birkaç doğaçlama bir şey katayım mı? Abi ben hep oyuncu olmak istedim, ailem izin vermedi. Böyle ufaktan çıtır bir şeyler yapayım mı? Ufaktan değil ama yap. Heh, yap, bir şeyler yap. Aslanım benim. Hayatının rolü oğlum bu senin. İleride çok büyük oyuncu olacaksın. Madrid havaalanında 2000 tane kadın bağıracak Ziya, Ziya, Ziya diye. Kadın mı? Kadın. Abi sen şimdi izle beni. Kadın! Oğlum figüran da olabilir. Dur, o kadar net değil o iş. Neyse. Çocuk da her şeye inanıyor ya. Ama oyuncu dediğinin libidosu yüksek olacak. Bunda yok o. Libido önemli baba. Çocuğu gazladım, gönderdim vallahi. İşte öyle kanka. Ben ne yapayım? Bir şey yapayım mı? Hah, sen Tayfun gelince böyle borçtan bahset, hatırlat. Belki hiç oyuna gerek kalmaz, kendi verir borcunu. He, çıtırdan şey yapayım, laf çakayım. İnceden. Hafiften. Minikten. Iktan. Uzatma oğlum, tamam işte, yap bir şeyler. Tamam, ben çaktırmam, bende o iş, tamam mı? Selam. Borç. Çaktırmıyorsun. Selam. Demet. Selam. Sürpriz. Kankama sürpriz. Kankacığım gel otur. Gel otur güzel kankam benim. Sana yılın kıyağını yaptım, unutma sakın ha. Neyin kıyağını yapıyorsun? Kızı niye getiriyorsun kardeşim pat diye? Ana, buna da iyilik yaramıyor ha. Geç şuraya, geç. Kankam benim. Güzel kankalarım, geç. Sağ ol. Geç bakayım. Nasılsın? İyi sen? Bayağıdır da görüşemiyorduk. İyi sen? Görüştüğümüz iyi oldu. İyi. Evet. Evet kanka, mesaj atınca böyle hemen koştum geldim. Demet'i de yolda buldum, öyle hemen geldik yani. İyi yaptın, çok iyi yaptın sen. Sen niye çağırdın bizi söyle bakayım. Otururuz diye hep beraber. Ha, kanka geçen gün mesaj attın, hiçbir şey anlamadım ya. Aa, ne yazmış? Boş ver şimdi ya, boş ver. Ya, okusun şey, ya, okusun. Değil çok okusun. Ya. Rabbim, borcun sıkıntısından sana sığınırım, hayırlı cumalar. Cuma mesajı o, toplu. Kanka perşembe günü atmışsın. Perşembeyi cumaya bağlar geceler hep. Ha. Ne anladınız acaba? Güzel. Ben acıktım, bir şeyler söyleyeceğim ha. Söylersin. He? Söylersin yani. Sen söylemez misin kanka? Tabii ki de söylersin ya. Gerekirse ben söylemem, sen söylersin. Ben yemem, sen yersin kanka. Ya Demet, görüyorsun değil mi? Hayatımda hiç bu kadar bonkör bir adam görmedim biliyor musun? Hayatta paranın lafını yapmış. Yok canım, yaparım. Yok öyleyim. Garson. Pardon. Buyurun. Menü gerek yok. Günün çorbası ne? Borç çorbası. Tamam, sen bize o zaman, bana hatta bir tane borç çorbası yap. Ben de bir tane dana antilot alayım. He? Dana antilot. He? Dana antilot. Dana antrikot. Aa. Evet, dana antrikotum kalmamış. Borcum olsun, sonra getiririm. Şefin tavsiyesi nedir? Borcunu günü gününe ödesin diyor. Anlamadım. Yani şef bu aralar fazla tavsiye veriyor. Kime tavsiye verdiyse borçlu çıkmış. Tamam. Teşekkür ederiz. Şaka yapıyor ya. Şaka yapıyor. Tamam. Sen şey yap bize, tamam. O zaman ortaya böyle danalı manalı, ortaya güzel bir karışık bir şeyler yap. Tabii getiririm. Sonuçta ben garsonum. Boynumun borcu değil mi? Teşekkürler. Allah. Çok sağ ol. Çok naziksin. Ya bu adam nasıl bir kibar bir adam ya. Biz kimle oturuyoruz burada? Demet görüyorsun değil mi? Evet. Yok canım, o kadar da. Yok öyle. Öyleyim değil mi? Öyleyim. Hayatımda saygılı ve kibar bir adama onur madalyası verecekse o sensin. Yok canım. Yok öyle. Öyleyim. Hayatımda bu adam kadar yakışıklı bir adam görmedim. Yok canım sen de. Desene. Öyle. He? Evet, ya siparişler nerede kaldı kanka? Geliyor herhalde ha? Siparişler de geldi. Evet, oh. Efendim geldi. Ay. Yardım edeyim şöyle. Buyurun, borç çorbasını siz alın. Heh. O borç çorbası için. Aa, gazetede borç yorumları, burç yorumları var. Gördünüz mü? Gördüm. Ne? Bunları okuyun, bunlar önemli ama bakın ne diyor. Çekin bakayım. Mars, Venüs'le 500 derecelik açıyla, bakın burası çok önemli, 500 derecelik açıyla geliyor. Eğer ödemediğiniz borcunuz falan varsa diyor, bu diyor bir krize neden olabilir diyor. Ya ben hiç anlamıyorum bu burçlardan ya. Lan neyini anlamıyorsun artık? Neyini anlamıyorsun? Borç ödesene. 500 ya, 500 ya. Onur tamam. Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Tamam oğlum, ne yapıyorsun? Oğlum seni kurtarıyorum işte. Daha ne istiyorsun ya? Ya Demet geldi, Demet. Tamam, çok teşekkür ederiz. Haydi sen git bakalım. Haydi delikanlı borcunu da hadi bakalım. Hadi git. Oğlum açlıktan gözün seyiriyordu. Kızı gördüm, başka yerlerin seyiriyor senin. Tamam oğlum, uzatma gideyim. Ya bu kız arkadaşından ayrıldı da ben onu teselli ediyorum böyle. Yanında oluyorum. O yüzden ya yani. Sen nasıl bir kralsın ya? Ha? Ya çok kibar bir adam değil mi ya? Ya ben zaten senin bu naif yönünü çok seviyorum. Ne öyle mafya tipli erkekler falan? Öyle naif. Evet, gerçekten çok naif. Abi Kemal abi ver elini öpeyim abi Allah aşkına. Ver abi ne oldu abi? Abi kusura bakma geç kaldım abi. Ya olur mu, hiç önemli değil. Aa bu çocuğun neden böyle eli ayağı titriyor? Müptezel. Olmayınca bu işte. Abi geç kaldım, beni affet abi. Olur mu öyle şey, hiç önemli değil, tamam. Abi borcumu geciktirdiğim için özür dilerim Kemal abi. Yok önemli değil, vallahi git, önemli değil. Abi geçen sefer böbreklerimle ödemiştim, bu sefer memelerimi mi alacaksın? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey yok. Ne biçim konuşuyorsun? Ben senin memeni ne yapayım? Abi, geçen sefer borcunu ödemeyen bir adama ne yaptığını herkes biliyor. Ne yapmış? Ne yapmış? Adamın götünü kesmiş. İnsana bunu yapar mı be? Ben yapmadım ki. Niye yapayım ben böyle bir şey? Abi, Allah aşkına bunu al. Abi, ne olur. Ver borcunu git. Ne yapıyorsun? Kemal abi, vurma. Tamam, vurmuyorum ben seni. Yapma. Ben yapmıyorum. Yapma, dur. Yapma. Bekle beni İspanya! Ne İspanya? Görüyorsun değil mi tanıştırdığın çocuğu? Ya, nasıl korkutmuş? Böyle bir adam değil normalde bu ya. Ya ben böyle değilim. Kendi kendine. Oğlum sen masanın altına niye girdin küçük Osman gibi sen? Vurma Ali Kaptan, vurma! Oğlum ben sana vurmuyorum ki. Ya ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Niye o çocuğa öyle? Ben bir şey yapmadım. Hayrola! 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 Oğlum, takıldın lan. Hayırdır oğlum, siz burada ne yapıyorsunuz lan? Siz kimsiniz ya? Asıl siz kimsiniz lan? Mağarada avaz mı kesiyorsunuz? Kesiyorlar abi, kesiyorlar. Uy benim tontekim, gel bakayım sen böyle. Uy, seni korkuttular mı tonteki? Ne yaptılar sana? Abi, benim bu adama borcum vardı. Geç getirdin, beni dövdü abi. Uy ben senin kızını yerim. Hadi tontikim, sen bizi kapıda bekle. Daha fazla korkmayacaksın, tamam mı? Tamam abi, tamam. Tamam. Oğlum siz küçücük çocuğa utanmıyor musunuz? Korkutuyorsunuz lan. Ha. Abi biz bir şey yapmıyoruz. Borcu vardı bana, onu kendisi getirdi. Az önce getirdi abi kendi. Oğlum biz duyduklarımıza mı inanalım, sana mı inanalım? Bana inanın. Sence bu bir soru muydu lan? Değildi. Bu da bir soru değildi lan. Bu mahallede haraç kesmenin cezasını ödeyeceksiniz. 300-500 ver bakayım bir şey. 500 yok bu. Ne lan? Lan bu haraç değil mi peki? Yok kardeş, bu ceza. Ben siyah bunun makbuzunu göndereceğim. Radiye bak, tamam. Şimdi var ya, ona kadar sayıyorum. Burada ne olduğunu sen anlatacaksın. Birden ona kadar sayacağım, tamam mı? Tamam abi, ben arkadaş... Bu bitmez ki bu! Bitmez ki bu! Sen nelere bulaştın lan? Ben senin yüzünden bulaştım. Borcunu verseydim bunlar başıma gelmeyecekti. Versene şu borcunu. Ne borcu lan? 500 lira borcum vardı ya lan bana. 500 lira, o yüzden tezgah yaptık bu kadar. Lan sen nasıl bir adamsın? Sen yaptın bunu. Şşşt lan, kendi aranıza kavga etmeyin lan topikler. Canım çekiyor. Uy, sen canına kurban olurum lan. Söylesene oğlum o zaman bana. Niye ne yapacak ki? Vur beni. Vuramam. Beni vur. Vuramam. Vursana oğlum. Ben senin canını yerim lan. Ne pis vuruyor sen şerefsiz. Oğlum bana bakın lan. Eğer her şeyi anlatmazsanız burada sabaha kadar tokatlarız lan ciddi. Tamam ne olur sakin abi. Arkadaşım benim kendisi, bana borcu vardı 500 lira. Uzun zamandır vermediği için ben Ziya'yla böyle bir oyun yapalım istedik biz. Aha. İyi de kardeş biz borca bakmıyoruz ki. Ziya bize olay var dedi. Biz buraya geldik, olay yok mu şimdi? Olay yok mu şimdi? Ne yapacağız şimdi? Dayak atamadık, kimseyi dövmedik de. Lan biz seninle arkadaş değil miyiz? Ne alakası var ya? Arkadaşlar birbirlerinin zor günlerinde yanında olurlar. Yani? Vur bana! Vur onu! Vur seni oğlum! Vur lan beni! Seni lan! Vur lan! Seni lan! Canını! Yerin canını lan! Ye bu lan! Ne izledik lan biz az önce? Sen nasıl bir adamsın lan, he? Nasıl bir adamsın lan sen? Ne anlatıyorsun sen? He? Sen borcunu vermeyince ben sinirlendim, sinirlerim de bozuldu. Gülme. Tamam, sen borcunu vermeyince ben çok sinirlendim. Canım çok sıkıldı. Canın çok mu sıkıldı? Evet. Lan insan gibi isteseydin ya, unutmuşuz demek ki. Utandım. Aa, utanmış. Ulan önce organizasyon yapmışsın, utanmadın da bundan mı utandın? Ha. Ha? Kemal, seni ne kadar yanlış tanımışım. Ben özür dilerim. Hayır, sen ne kadar meğer vahşi bakışlı, ağzı pis dolu, gönlü serkeş tutumlu, kaba saba bir adammışsın. Ben bunlarsam Allah belamı versin zaten benim. Ben gidiyorum. Ya ama gitme sen de. Pardon, benim dana Ankara zumanı lütfen paket yapar mısınız? Kanka sen gelirken getirsin paketini. Getiririm, sen geç. Tamam. Heh. Allah'ım ya Rabbim, neler yaşadık biz ya. Burada o öyle atladı bu. Oo, neler yaşadık böyle ya. Ulan sen yoktun ki manyak. Sen niye kaçıyorsun buradan? Ne yapacağım lan kaçmayıp? Adamlar birbirlerini yumrukluyordu. Görmedin mi? Kız da gitti. Allah Allah. Kasayı kapatıyoruz da 200 lira. 200 mü? He. Bende 100 var ya. Bende var. Ha, şunu şey yapsın. Al. Ben seni arayacağım, tamam mı? Tamam kanka. Tamam. Şu bizim paketten antrikot... Lan bir siktir git! Ses kapatmış mı? Ne yaptın lan? Benim o... Ben buna bir daha borç verdim az önce. Ne yaptın? Borç verdim. Ama bu son kardeşim. Ziya ile 10 numara bir plan yapacağız. Ne yapacağım? O borcunu tak 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 ödeyecek. Kafayı mı yedin lan? Ben kafayı yedim kardeşim. Ben bugün anladım. Borç yiğidin kamçısıdır diyenler... Borç alanlar değildir. Verenlerdir kardeşim. Kamçıla beni Onur. Ne diyorsun oğlum? Onur kamçıla beni. Kamçıla bitir beni. Kamçıla beni oğlum. Ne oldu ya? ÇGH diyenleri duyalım. Sizce? He? Zil diyen var mı? CH diyen var mı? Peki, Ömer X geç. Evet hocam. Gönül isterdi ki zil çalasın fakat... tam istediğiniz gibi oynayabildiğinizi düşünüyor musunuz? Yok. He? Değil mi? Bir şey oldu, ne oldu? Konuşun, ne oldu? Ne oldu yavrum? Anlatın hocanız. Siz iki... ne oynadınız ikiniz? İki gergin. Çok gergindiniz. Bir daha gersinler mi bizi? Az gerin bakın, bir daha konuşalım öyle. Aslında var ya... gerçekten bütün hayatını burada yaşayan var. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan falan. 400 voltla. Yapın bakayım. Kalk, kalk yapma oğlum. Ne olacak lan? Ne olacak lan? Yapma. Ayır onları Hacı Ahmet. Ne olacak oğlum? Bir dakika lan, bir dakika lan. Bir dakika, durun lan. Peki, X skeçtir. İlkin günahı olmaz derler koçum. Aferin Ömer. Tarihinin ilk skeçini yazdı çocuk. Alkışlıyoruz kendisini. Aferin. Çok güzel hareketler devam ediyor. Merhaba sevgili izleyenler. Hello dear passengers. Belgesel kuşağında bu hafta akrabaları inceleyeceğiz. Akrabalık kimi zaman koşulsuz destek biçimi olduğu gibi... kimi zaman da insanların birbirine kan bağıyla bağlandığı bir esaret biçimidir. Akrabalarımızı seçemediğimiz gibi zorunlu iletişim doğduğunda... doğduğun an başlar. Akraba, connecting people. Aslan oğlum benim, aslan oğlum. Aynı dedesi. Ay ne alakası var Selami? Senin baban 86 yaşında. Huysuz, yaşlı bir adam. Baksana şuna. Aynı anneannesi. Ama oğluşuma. Aynı anneannesi. Anneannesi mi? He? Bu. Evet. Ya bir kere senin anan kadın. Bu erkek. Bu bir. İkincisi, senin ananın gözleri aynen böyle göçük. Bak, burnu böyle gülle gibi. Elmacık kemikleri desen, lan hakikaten benziyor ya. Alo, evet. Evet, doğdu. Allah'ıma bin şükür doğdu ya. Ya bir görün var ya, aynı kaynanam ya. Aynısı ya. Ay, sağlık olsun ama yapacak bir şey yok. Önemli olan sağlık. Tamam, biz odadayız. Hadi gelin, bekliyoruz. Şimdi sıra ikinci derece akrabalarla tanışmakta. Bu akrabaların her özel duruma hızla uyum sağlayabilmeleri şaşırtıcı olabiliyor. Oh, what a surprise yumurta. Aman. Anam. Bu ne lan? Bu ne lan? Akrabalarla ilk karşılaşma ürkütücü olabildiği gibi beraberlerinde getirdikleri bakteriler de oldukça tehlikeli olabiliyor. Karabiber ve biraz da zencefil. Anne ne yaptın ya? Hükürmesene çocuğa, mikrop kapacak. Ay ne mikrobu kız, sus. Seni kim büyüttü? İlkokula kadar mikrop mu bildin sen? Kız Zeynep. Bu aynı ben. Değil mi? Önce bir konduramıyorsun ama detaylı bakınca öyle oluyor, anlaşılıyor. Baba, sana ne oldu ya? Alan dövdü. Anne? He, dövdüm kuzum, sopayla. Nasıl dövdün anne ya? Evde oturuyordu. Babayla kapıyı ittirdi. Ama biraz böyle süratli ittirdi. Ben de dedim ki ya sen dedim kapıyı dedim öyle dedim şey yapıyorsun ittiriyorsun da dedim. Ben bunu dememle bunun kıyamet bir kopardı bu. Ya, aldım sofayı. Vurdukça vurdum. Ulan sinirim geldi o anda. Vurdukça çok sinirim geldi. Daha çok vurdum. Bu yani kuzum, ne yapayım? Sinirimden yanamadım. Ama barıştınız değil mi yani? Tabii şikayetçi değilim. Yok tamam. Anne hadi bir özür dileyin de barışın ya. Nasılsın güllerin gülü, iyi misin? Hadi özür dile benden. Sen başlattın. Hadi barışalım. Ne barışacağım lan sen? Kalk lan! Afillerde girersin. Ay anne baba yapmayın ya. Şurada bebek sevmeye geldik. Ay annesinin bir tanesi. Ay kızım benim canım benim. Vallahi ya. Vallahi ya. Çekilin bakayım. Yeğenimi çekilin bakayım ya. Gayısının gülü ya. Hayırlı olsun enişte. Allah analı babalı büyütsün. İnşallah hayırlı bir evlat olur. Abi. İnşallah büyüyünce size bakar. İnşallah huzur evlerine bırakmaz. İnşallah sizi bir yastıkta boğup, küçük küçük parçalara ayırıp, denize atıp, ondan sonra ablamın kılığına girip, emekli maaşını çekmeye kalkmaz inşallah. Amin. Allah. Çok şükür ya. Allah nazarlardan saklasın. Lan oğlum kanım çekildi lan. Nasıl dua ediyorsun sen? Gerçek olaylardan yola çıktım enişte. Yenge, isim ne düşünüyorsunuz? Ne olacağı da benim adım olacak tabii. Ya el kadar bebeğe maksat diye isim mi koyacağız deyiz? Anne bir dur Allah aşkına geç şöyle ya. Ay ben 63 sene ben alışamam şimdi. Çekil şuradan maksat. Önünde değilim ki. Ne diyorsun? Ya al şunu kurbanın olayı var. Gel anne gel. Anladım gitti adam. Ters. Ne koyacağım? Anneciğim adını Berk koymayı düşünüyoruz. Anam o ne ya Allah Allah. Ay affedersiniz çok özür dilerim. Ya o ne öyle? Berkcan olsun bari. Mert olsun mu ya? Adı gibi Mert olsun. Hayır ben gazetede okudum. Çok onlar kendi aralarında tartışa dursun. Dedeniz kulağına çoktan isminizi okumuş oluyor. Say my name, say my name. Maksat! Maksadın ne ya? Akrabalardan ilk kazını yiyen Maksat Berk, çocukluğunun belki de en büyük travmalarından birinde yine akrabaları tarafından kuşatılıyor. And satisfaction. O acılar içinde kıvranırken akrabalar hunharca etli pilav tüketiyor, kahkahalar eşliğinde fütursuzca eğlenebiliyor. Yumurtanın servisi gitti onun yarvesi. Ya çekmeyin ya. Ben zaten acılar içinde kıvranıyorum. Çekmeyin artık ya. Dur bakayım amcasının gülü bir bumerang yapayım. Şöyle dur. Ne adamsın lan? Çek çek Ragıp. Çek. Yengesinden ve Ragıp amcasından bir küçüğü alsın. Şöyle bak zoomluyorum ona. Siz de artık bizim oğlanın düğününde takarsınız. Allah aşkına küçücük çocuğun düğünü mü olur ya? Altın çok değerlenir. Bence şimdiden alın onu ya. Hatta ben şimdi alayım. Siz bize takmış oldunuz ödeştik. Canınız sağ olsun. Oğlan bir dakika. Dayısından. Oğlum bunları buraya böyle çaksaydınız ya. Dayısından yerine 50 lira. O niye aldın lan? 100 lira borcum vardı. 50'sini düştü. 50'sini de takmış oldum. Borcum kalmadı. Sıdıka benim hanımı gördün mü? Tövbe estağfurullah. O nasıl laf? Maksat efendim. Benim hanımı gördün mü? Nasıl ya? Baba, annem vefat etti ya. Ne? Vefat mı etti? 10 yıl önce vefat etti baba. Deme ya. Gitti. Ver müziği. Çok güzelmiş. Ay arkadaş ya. Coştu. Bu yaşta bu enerji. Helal olsun dedem ya. Ya bu annemle ne yaşadı da bu kadar böyle eğlence ya? Allah'ın... Dövüyordu adamı, ne yapsın? Allah. Neyse enişteciğim, Allah hayırlara vesile etsin. Sağ olasın. Amin. Öyle değil mi? İnşallah hayırlı bir gelin nasip etsin. Abi, İnşallah o gelin sonradan değişip de bu çocuğumuzu üzmesin. Öyle değil mi? İnşallah o gelin bunun neyi var, neyi yok, donuna kadar alıp torunları size karşı doldurup ondan sonra başka bir adamdan inşallah kaçıp gitmez bunu da don böyle bokunu bırakmaz inşallah. İnşallah. Abi. Lan Muttalip dua mı ediyorsun, beddua mı ediyorsun oğlum? Abi yaşanıyor bu olaylar yani ben onu o açıdan söylüyorum. Bir dakika o da nesi? Bir kuzen yaklaşıyor. Hepimizin sahip olduğu, içinden ne çıkacağı belli olmayan akraba türü. How I Met Your Cousin ayağı öyle değil. Kızlar bakın elbise giyiyor sizin gibi. Ya o öyle bir şey değil ki oğlum. Yanlış anlatmış bu size. Her şeyi anlattım. Bütün gerçekleri biliyorlar. Canın çok acıyacak. Kişini yapamayacaksın. Bisiklete binemeyeceksin. Hadi saklambaç oynayalım. Seni de göreceğiz oğlum. Seni de göreceğiz. Sen de gelsene Maksat. O gelemez ki. Pipisine zil taktılar. Ne belli olur. Seni de göreceğiz oğlum. Ben doğuştan sünnetliyim ki. Senin doğuştan çenen yok, piç! Ne biçim konuşuyorsun lan? Anne benim çenem mi yok? Doğuştan benim çenem mi yok? Var oğlum. Var benim çenem ya. Allah Allah. Yok. Maksat, babaanneni gördün mü? Ya dede, babaannem öldü. Ne? Babaannen öldü mü? Öldü ya. Ver müziği. Yıllarca düğünlerde, bayramlarda ve seyranlarda tadından yenmeyen akrabalar özellikle maddi ihtiyaç söz konusu olduğunda servis dışı kalabiliyor. Durumdan yırtmak için hayal güçlerinin sınırlarını zorlayabiliyorlar. No money, no body honey. Hani işte yok, para yok. Ay. Ne kadar erken toplandınız ya. İşte dediğim gibi amca, düğün biliyorsun masraflı iş. Babamla sağ olsun büyük olanı halletti. Bir 8.000'ciye ihtiyacımız var. Alo? He? Alo? Ne oldu Ragıp? Abi sesli telefon mu açıyorsun? Abi sesli mesaj geldi de ben de ona bakacağım. Ya bir şeyi çok merak ediyorum. Sen Fatma'yı nasıl ayarladın ya? Büyü mü yaptın kız oğlum? Büyü yaptıysan bozdur ha, çok günah ha. Ya sorma vallahi çok haklı ya. Biz bunu doğumda gördük. Demedik mi ya? Evrim gerçekmiş. Primattan geliyoruz, toprağa gideceğiz diye. Bir şey değil mi? Kız veteriner ya. Bu da hayvan. Bence ondan yıldızı barıştı bunların. Sen kendine bak lan. Tembel hayvan. Çene geride böyle sit gibi duruyor. Oğlum bu çene muhabbeti konuşulmayacak demedik mi? Çenen yok oğlum işte. Yok. Tamam oğlum. Tamam ya. Tamam ya. Neyse. Kavga etmeyin ya. Kavga etmeyin ya. Hayırlı uğurlu olsun. Öyle değil mi? Enişte. Allah hayırlı evliliklere vesile etsin. Abi. Öyle değil mi? İnşallah. İnşallah siz balayına gittiğinizde düğünde takılanları hırsız eve girip de çalmaz. İnşallah kıt kanaat borçla bir araya getirdiğiniz evliliğiniz şikayetler üzerine 6 ayla, mutsuzlukla, bir cinnetle sonlanmaz inşallah. Allah içinize sindirsin eniştem. Ulan senin kafan nasıl çalışıyor? Yıllardır çözemedim seni ya. Yaşanıyor bunlar enişte. Olmasın diye. Vah vah vah. Ah ah. Ne oldu Ragıp? Karar verme. Abi piyasalar inanılmaz kötüymüş ya. Geçen sene 80 bin liraya aldığım araba bu sene 150 bin lira ediyor. İnanılmaz bitik durumdayız yani. Vah vah vah. Ragıp çok zor durumda. Yani dediğim gibi amca şimdi 8.000 diyordum ya, bir 8.000'ciye ihtiyacımız var. Ondan sonra ben düğünde takılanları sana şey yaparım, onlarla öderim. Oğlum benim sana güvenim sonsuz, sen ödersin yani. Ödemeyeceği bir şey değil, kesinlikle değil. Ama piyasalar inanılmaz kötü. Ya bak seni Allah seni inandırsın. Bu çocuğu ben geçen sene haftada en az 2 kere İskender yemeğe götürürdüm. Sene bu sene oldu, bu çocuk dışarıyı pazardan pazara zor yürüyor. Allah sizi inandırsın. Allah Allah. Geçen ben bunu pazara çıkarttım, yürütüyorum böyle pazarda. Renkli renkli meyveleri görünce panik oldu. Baba dedi, bu ne dedi? Oğlum dedim, korkma dedim, o dedi, muz dedi. Muzun böyle yarısını kırdım, bunun ağzına tıktım. Baba diyor, bu diyor, şekerli diyor. Az siktir lan. Anladık be amca, vermeyeceksen açık açık vermeyeceğim desene sen şuna ya. Oğlum ne alakası var? Adamın parası yok işte, anlattı. Ha. Ne anlattı oğlum? Sen de onaylıyor. Piçe bak bir de onaylıyor. Açın ya bana... Ne diyor ya? Böyle şey abi, sen nasıl... Ben de dedim. Niye bana ki? Sen öylesin çünkü ya. Tamam. Genellikle maddi konularda anlaşmazlıklar yaşayabilen akrabalar sürülerini terk edebiliyor. Hayatları boyunca sürecek olan bu gelgitler içlerinden biri güçsüz düşene kadar devam ediyor. And Turbo Turabi. Aşkım iyi misin bebeğim? Çağırayım mı hemşireyi? Aç mısın annem? Ha? Oğlum televizyonu açayım izler misin? Baba ben iyiyim ya. Siz gidin, Fatma burada nasıl olsa. Ben de buradayım dayısının gülü. O nasıl laf ya? Benim yeğenimi çok darladınız. Bir açalım bakayım kafasına. Bir açalım bakayım ya. İnşallah. İnşallah. İnşallah bunu atlatacağız. İnşallah bu yeğenim buradan sağlığıyla o aradığı böbreği bulacak. Buradan safa sağlam çıkıp gidecek inşallah. İnşallah. Vallahi bak durun deme, ben devam edeceğim. İnşallah benim yeğenim sağlığına kavuşacak. Bu güzel karısının koluna takacak. Buradan çıkacak böyle güçlü, kuvvetli gidecek. Gezecek dünyayı. Benim göremediğim ne varsa, benim yaşamadığım ne varsa benim yeğenim gidip yaşayacak. Allah benden alsın, benim yeğenime versin. Amin. Gerçek bir tehlike. İşte şimdi ne yaşanırsa yaşansın, tüm akrabalar bir araya geliyor. Birbirlerine destek oluyor. Like a push up bra. Maksat Bey. Gözünüz aydın Maksat Bey. Uygun böbrek bulundu. Verici de burada hatta. Sizi hemen operasyona alabiliriz. Ay! Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Ragıp. Abi. Hilmi. Kuzen. Sizi dışarı alalım. Birazdan sizi almaya gelecekler. Hadi. 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 Kaça? 8.000'e bırakırım. Kaça bırakıyorum? 8.000'e bırakırım, o da sen yabancı değilsin diye. Oğlum sen benim ilk arkadaşımsın. Kardeş babadan kardeşimsin. Amcaoğlusun sen. Ben bizimkilerden kardeş istemedim sen varsın diye. Şimdi böyle bizi bırakıp gitmek olmaz. Sen gitsen ben kime sataşacağım? Ha? Şu elimi de bırak, laf söz olacak şimdi ya. Elbise giymişsin zaten kız çocuğu gibi. Sen ne giymişsin oğlum? Sana ama daha çok yakışmış. Sana yakışmış. Yo yo, sende yok, daha güzel yakışmış. Bence zil. Çalın zilleri. Çal zili. Begüm gel. He. Begüm de yazmıştı video. Çal zili, Hamza yine dans edecek. Mustafa, sizde iş yapar ha. Zaten Mustafa... Ver müziği. Olsun diye abi. Gelsin diğer, oyuncular da gel. Nasıl yapıyor? Gelin hepiniz, gelin çocuklar. Evet, gecenin sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Harikaydınız salondaki seyircimize. Hoşça kalın.